Merhaba sevgili dostlar, TV Yüz ekranlarında bir kayıt dışında daha birlikteyiz. Bu akşam konuklarım araştırmacı yazar Serhat Ahmettan ve akademisyen araştırmacı Hakan Yedican. Ne mi konuşacağız? İnsanlığın saklı gerçeklerini konuşmaya çalışacağız sevgili dostlar. Etiketimiz Bence 2022. Evet, konu başlıklarımız genel olarak şunlar. Kahinler 2022 için neler söylemişti? Bosna piramitlerinin dikkat, Bosna piramitlerinde ortaya çıkan yeni sırları konuşacağız efem. Ve mitolojideki anlatılan tanrılar gerçekte Anunnaki'ler mi? Ve Illuminati kartlarındaki saklı şehir, bu bahsedilen Hidden City'den bahsediyoruz. Göbekli Tepe'yi mi yoksa bir başka Saklı şehri mi anlatıyor onu konuşacağız ve evrenin varlığının sırrı frekanslarda mı yatıyor hep size anlatıyoruz belki İsmail Hakkı Aydın'la çok konuştuk e, Robert Sheldra'yı ve tabii ki Robert Sheldra'yı deyince frekanslar ve morfik rezolansın üzerinden bu referans konularını e, e, frekans konularını konuşacağız efendim. Kadim medeniyetlerinin teknolojik seviyesine ulaşabilecek miyiz? Ee, bunları da masaya yatıracağız ve etiketimizi bir de hatırlatalım. Bence 2022. Bugün size iki kitap getirdim efendim tanıtmak için. Tabi Serhat Ahmet Tan yanımızda olduğu için kozmik miras evrensel ardalık kanununu e, öneriyorum. Bir de e, yine atanıyorum ve Belkıs Nuri e, Dalaman'dan kehanet. Bugün kehanetleri de konuşacağımız için. ...geçmişten geleceği kehanet... ...ilgisini çekenler bu iki kitabı... ...kütüphanelerinde... E, ...bulundurabilirler. E, Hakan ilk defa programa katılıyorsun bize. Evet, çok teşekkür ediyorum davetiniz için de. Nasılsın, iyi misin? Ne yapıyorsun bu aralar? Bir bizim izleyicilere kendini kısa da olsa tanıtsana. Tanıtayım. E, ismim Hakan Gedican 78 Ankara doğumluyum. Aslında bu konularla hiç alakam olmayan bir meslekten... Müzisyenlikten e, geliyorum buraya. İlkokuldan beri Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda vurmalı çalgılarda önce okuduk, bitirdik, master, doktora derken şimdi öğretim görevlisi olarak, hoca olarak e, görevime devam ediyorum. Evet. Ama çok çok uzun yıllardan beri müziğin yanında bu araştırmalar merakımla başladım daha yani ortaokul, lise çağlarında başladık. Sonra artarak devam etti. İşte ve son 5 yıldır artık kendime ait e, teorilerim, tezlerim, iddialarım ortaya çıktı. Elde ettiğim bilgileri insanlarla paylaşmak için işte seminerler, turlar, geziler e, ve yaptığım e, çalışmaları e, isteyen insanlara ulaştırmak için çeşitli çalışmalar yapmakta. İnşallah yakın zamanda da bunları bir kitaba dökeceksin. Evet yani fırsat bulduğum ilk zamanda diyeceğim ama tabii çok büyük bir yoğunluk var. E, kitapta yazılması gereken bir şey. Sırada bekliyor, listenin üstünde duruyor. İyi evet. haberi verelim. Teşekkür <laughs> ettim. Sağ olun. Serhat ne kitap haber? yazınca... Heh, elle Sen yapabildi oluyor. yazabiliyor musun bu aralar? Ben şimdi gene yazamıyorum. Gene <laughs> yazamıyorum <gülüyor> da. Ama şöyle yani kitap herkes fikri olan, benim şu teorim var diyen herkes kitap yazması lazım. Hı -hı. Çünkü neden biliyor musun? İstersen YouTube'dan çek, video çek, ne yaparsan yap. Televizyonda konuş, hepsi uçuyor gidiyor. Şimdi seni mesela 50 sene sonra birisi anlamak isterse, elle tutulan bir şey bu adam ne Tabii. söylemiş. Yani burada hem eleştiri zemini oluyor. Sen bunu yanlış söylemişsin dediğin zaman neye göre yanlış söylemişim? Bak burada bunu söylemişsin. Yani yanlışını da insan kabul edebilir. Tabii eleştiriye de açığız. veya doğru söylediysen de gelecek nesillere aktarmak için çok güzel bir şey, kitap evet. yani mutlaka şart. Şimdi İnşallah Hakan da yazar. E, ben de ya. söylüyorum zaten. Tavsiye İkiniz ediyorum. de kadim medeniyetler üzerinden <laughs> hani hem kitap yazdın sen. Bir daha gösterelim kitabımızı. Kozmik miras. Evet. Yine söylediğimiz gibi kadim medeniyetlerin aslında evrensel ardalık kanununu evet. işlemiş bu kitapta çok başarılı bir kitap. Şimdi hem sen hem de devamlı hem seminerler yapıyorsun evet. bölgelerde kadim medeniyetlerin var olduğu bölgelerde hem de bol bol ziyaret ediyorsun oraları. Şimdi gerçekte yani baktığımız zaman insanlık tarihine hep anlatılan bir hikaye var. Bu da nedir? İnsanlık tarihi Mu ile başladı. Ardından Atlantis daha sonra mı geldi yoksa aynı anda kuruldular da birbirleriyle bir savaş içindeler miydi? Yüksek bir teknolojiye sahipler miydi? Değil mi? Değiller miydi? Bu hep konuşuluyor. Şimdi gerçekten Serhat sana sorumuz olsun. Kadim medeniyetler teknolojik olarak üstün müydü? Öyle, nasıl bakıyorsun konuya? şöyle şimdi benim mesela fikirlerim biraz farklı bu. Mu Atlantis konusunda var böyle şeyler ama. Mu Atlantis... In... İnanıyor musun bir kere? Yok, Mu Atlantis. ben Mu evet. Atlantis'in gerçek olamayacağını düşünüyorum. Neden? Ee, jeolojik kanıtları yok. Bir de kanıt olarak ileri sürülen şeyler kaynağı belli değil. Yani işte e, bir şey çıkıyor. İngiliz bir tane adam, ben diyor Tibet'e gittim. Oradan şunları okudum. Bana işte eski dili öğretti oradaki rahipler. Onları okudum. Onlara göre işte Mu varmış, Atlantis varmış böyle. Kendi iddiası var ama iddiayı tamam göster bu kayıtları dediğin zaman o kayıtlar yok gizli diyor. Şimdi bu daha sonraki yıllarda e, Meksika'da kazılar oldu. Niven diye bir adam bu Churchworth'ın e, şeylerini destekleyen sözde deliller buldu. Ama okunamadı o tabletler yani orada mayaların bulduğu tabletler okunamadı mayalardan gelenler. Şimdi bu Churchworth gitti oraya dedi ki ben bunları okuyorum. Çünkü bunlar işte Tibetlerin bana öğrettiği dilde yazılmış. Ve orada tekrar destekledi. Yani bir kanıt yoktu. O kanıtlara sarıldı o. Bunlar 100-150 sene önce olan olaylar. Ve o kanıtlara e, dedi ki bu işte Mu bu Atlantis burada geçiyor. Fakat o tabletler sonra bir sürü dil bilimci tarafından çözüldü. İçinde hiç öyle şeylerin yazılmadığı anlaşıldı. Mayaların sosyal yaşantısını kültürlerini anlatan tabletler bunlar. Şimdi buradan yani kanıtsız kaldı gene. Ee, jeolojik temeli yok. Denizaltı o yıllarda araştırılmamıştı. Okyanusun dibi. Efendim zaten Atlas Okyanusu'nda bir ada olmasına imkan yok. Çünkü orada tektonik hareketler buna müsaade etmiyor. Denizin dibinde şöyle kıta yani oradaki o okyanus ikiye ayrılıyor. Burada eğer bir ada olsaydı bunların ayrılmış burada sağda solda izleri olması lazımdı. Yok öyle bir şey. Büyük Okyanus'ta da yok. O bahsedilen bir sürü adalar var. Onları birleştirip haritada istediyorlar. Moğ kıtası burasıydı. Ama öyle bir şey yok. Yalnız şunu söyleyebilirim. Ama kadın Eski... bilginler bu adanın zaten Atlasos konusunda olduğunu söylemeyip direkt Platon'dan gidelim. Direkt Akdeniz'de olduğunu da söylüyorlar. Heh, Heh. şimdi Akdeniz'de olabilir. Tera yanardağı patladı Akdeniz'de. Bu insanlığın yaşadığı tarihsel süreç içerisinde oldu. Milattan önce 3000'li yıllarda galiba. Belki daha erken de olabilir. Şimdi bu Tere Yanardağının patlamasıyla bizim bugünkü Gökova Körfezi'ne öyle söyleniyor ki 250 metre yüksekliğinde dalgalar oluştu deniyor. Yani tsunami'den. Ve bunlar 100-150 kilometre bazı şeylere göre de 300 kilometre içeriye kadar Aydın ilinin bütün iç kısımlarına kadar ve bunlar daha sonra araştırılınca orada dipte yani kazılar yapılınca kül, lav şeyleri bulunuyor. Yani toprağın altında bulunabiliyor bunlar. Hatta İsrail'de bile kazılar yapılmış. O Tera Yanardağı'nın patlamasının izleri olduğu söyleniyor. Şimdi bundan önceki medeniyet belki Atlantis medeniyeti olarak böyle anlatılmış olabilir. Şimdi onlara bir şey demiyorum. Ama kaynak olmayınca, kanıt olmayınca ben bunun doğruluğunu kendim iddia edemem ve o iddialara da pek sıcak bakamıyorum. Ama şu var. Mısır medeniyetine baktığımız zaman, mesela Hakan da ilgileniyor piramitlerle, Mısır medeniyetinin bize yaklaştıkça ilkelleştiğini, bizden uzaklaştıkça daha modern, daha teknik, daha gelişmiş olduğunu görüyoruz. Burada bir soru işareti var. Eski medeniyetler bizden, şu andaki seviyemizden bile daha ileri miydiler? İkincisi, e, mitolojiye bakıyoruz. Mitolojide sembolik anlatılar çok ama burada tanrılar olağanüstü işler yapıyorlar. Havada uçuyorlar, denizin altına giriyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Tanrıların çok böyle insanüstü faaliyetleri var. Şimdi bunların da eski teknolojilerin sembolik anlatımları olabilme ihtimali kuvvetlidir. Bu da ikincisi oldu. Üçüncüsü biz ana kaynağımız Kur'an-ı Kerim'e bakacağız. Yani kanıt diyorsan, kaynak diyorsan Kur'an-ı Kerim'e bak. Kur'an-ı Kerim'de de insanlığın ikinci dönem medeniyetinin başlangıcı yani bugünkü medeniyetin sıfır noktası Nuh tufanı. Nuh tufanından öncesini biz araştırıyoruz değil mi? Şimdi Nuh tufanından öncesini anlayabilmek için Kur'an-ı Kerim'de Nuh suresi var. Şimdi bu Nuh suresinde öyle bir şey anlatılıyor ki Hz. Nuh kendi toplumuna tufandan önce sesleniyor. Diyor ki bak size öyle şeyler söylüyorum ki gökyüzünün tabaka tabaka yedi tane tabaka sep asamavatin tabaka diyor burada. Yani yedi tabakadan oluştuğunu bilmiyor musunuz? Görmüyor musunuz? Hep örnekler veriyor. Sizi önce bitki tarzında bu mesela evrimsel şeye de Tekâbülü. e, ev, yok İslam alimlerinin e, İhvan-ı Safa döneminde Abbasiler döneminde İhvan-ı Safa döneminde e, evrimle ilgili çok şeyler var. Tartışmalar var ve hatta Darwin'i Batıya bu evrim şeyini açıkladığı zaman teorisini Müslüman olmakla suçlamışlar. Sen Müslümanlardan aldığın şeyleri bize getirip anlatıyorsun burada evrim teorisi falan diye Darwin'i kafirlikle e, şey yapmışlar yani kendi Hristiyan kafirliğiyle suçlamışlar. Şimdi burada Müslümanların bu evrim teorisine ait görüşleri var. Evrim teorisi Darwin'den çok önce Müslümanlar tarafından incelenmiş. Yani neyse bu da nereden çıkıyor işte bunu Suresindeki bu ayetten yani sizi Önce bitki tarzında şöyle 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 aşama aşama yetiştirmedi mi? Yani benim anlatmak istediğim şu. Hazreti Nuh'un seslenişi o günkü insanlara bizim bugünkü bilim seviyemizin de üstünde bazı bilgiler vererek oluyor. Ben diyorum ki o insanlar eğer Hazreti Nuh'un bu sözlerini anlamasalardı o günkü onlara onu anlatmanın bir faydası olmazdı. Yani o günkü insanların bilgi seviyeleri, şey, teknoloji seviyeleri bu anlattıklarını anlayabilecek seviyedeydi. Buradan bir anlıyoruz. Şimdi Nuh yani ikinci başlangıcın öncesine ait Kur'an-ı Kerim'den bir bilgi verdim. İkincisi Kamer suresinde Nuh'un gemisi anlatılırken ve tufanın başlangıcı anlatılırken şöyle diyor Zat-ı Elvah'ın ve Dusur. Bu geminin tarifi gibi. Yani şöyle çevirmişler. Zatı elvahın levhalardan yapılmış. Düsuru da çivi. Çiviyle levhalar tutturulmuş diye. Ama bunu yani bunu bu anlayış ne zaman var? Yani bizim bugünkü e, teknolojinin öncesinde yani İslam medeniyeti dönemindeki İslam alimlerinin şeyleri bugüne de gelmiş. Fakat şöyle çevrilebilir. Bu Zatı elvahın levhalar demek. Levhalar sahibi demek. Zatı elvahın levhalar sahibi. Levha başka yerlerde Öyle bir şey çıkıyor ki levha kelimesinden Kur'an-ı Kerim'de sanki bugünkü bilgisayar ekranı gibi. Şöyle çevirebilirsin. Ekranlar sahibi ve düsür. Düsürü de çivi diye çevirmişler. Çünkü o gün onu anlıyorlar. Ama düsür ne biliyor musunuz? Bir şeyin hızının aniden yükselmesi, ivme. Şimdi burada düsür bilgisayar ekranlarına sahip ve hızla ivmelenen bir araç olabilir mi? Bunu bir aklımızda tutalım. Bir başka yerde Hud suresinde yine kamerde de geçiyor galiba. Yine aynı şekilde e, Hz. Nuh Bismillah diyerek gemiye bindiği zaman Fahrettin Nur diyor. Fahrettin Nur. Fahrettin Nur'u çoğu şey çözememiş. Yani e, tefsirciler çözememişler. Şimdi Elmalı Hamdi Yazır bu Fahrettin Nur'a şöyle bir şey söylüyor. Bu diyor buharlı bir gemi olabilir bunun kazanı vardı. Çünkü neden onu söylüyor? Elmalı Hamdi Yazır'ın yaşadığı yıllardaki en ileri teknoloji buharlı gemi. Yani kendi zamanının en ileri teknolojisiyle anlamaya çalışmış. Buradan da şunu anlıyoruz ki burada ileri bir teknoloji anlatılıyor. Fare Nur şu demek aslında. O diyor geminin şeyini ateşlediler kazanını kaynattılar işte buharlı gemi harekete geçti. Ama fare 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 Kızlanmak demek kaçmak. Nerede geçiyor bu? Müddessir suresinde e, fe, min ferat kesferat şeklinde geçiyor. Bu şu demek sanki zebralar gibi Kur'an-ı Kerim'in bilgilerinden kaçıyorlardı. Öyle bir örnek veriyor. Yani zebra'nın hızlı koşuşunu anlatmak için far kelimesi kullanıyor. Fare hızlanmak desek zaten nur da nurun ne olduğunu ben şöyle anlatıyorum. Nur aslında antimadde e, elektronunu yani pozitronu anlatıyor olabilir. Buna ait başka başka ayetlerden destek getirilebilir. Nur ayın ışığını anlatmak için Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde var. Şimdi ayın ışığında aslında ne oluyor? Güneşten bir ışık geliyor çarpıyor oraya oradan bir elektron kopartıyor. O elektronun yansımasını biz görüyoruz. Yani burada olan şey aslında güneşin ışığı değil de onun yansıması. Buna nur diyor Kur'an-ı Kerim. Bunu elektron dediğimiz zaman bunu pozitron da diyebiliriz, antimadde de diyebiliriz. Sanki burada bir antimadde enerji kaynağı var ve onu dışarıya salmış ve onunla çok büyük bir hız kazanmış gibi. Fahretten nuru böyle de anlayabiliriz. Yani şimdi Nur suresinde evet. ileri teknolojiye dair Kur'an-ı Kerim'de Böyle işaretler var. Olabilir mi? Geçmişte ileri Bunlara dersen ki geçmişte böyle bir şey yoktu. İnsanlık ilkel çağdan geldi. Bu bildiğimiz tarihsel bize öğretilen şey bu. Giderek gelişti. Ama o zaman şunu dememiz lazım. Burada bu işaretler bize o zaman gelecekteki bir şeyi anlatıyor. Gelecekte mi oldu acaba Nuh tufanı? Geçmişte olması lazım. Eğer geçmişte olduysa o zaman bu ileri teknoloji olması gerekiyor. Yani Nuh'tan önce başka yerde mesela e, galiba en, Enam Suresinde de olabilir. E, tam yerini hatırlamıyorum. Şöyle söylüyor: Biz sizden öncekilere öyle şeyler vermiştik ki onları e, size onların e, çok azını verdik. Öyle gelişmiş, öyle ileri medeniyet kurmuşlardaki gibi falan böyle anlatımlar da var. Şimdi bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman bizim ana kaynak kitabımızda geçmişteki ileri teknolojiyi reddeden bir şey olmamasına aksine destekleyen bazı şeyler Tamam. Şimdi ben yapıyoruz. bir şey anlatacağım. Böyle bir girizgah yapmış oldum. Evet. Şimdi e, sen de bunları yaparken ben getirmemiştim. Onun için biraz e, kendi resimlerimden bulmaya çalıştım. E, a, sevgili yönetmenim bana e, attığım resimleri bir verebilir misiniz? Ekrana. Hatta buraya da alalım. E, stüdyomuzda da olsun. Efendim ee, evet, bu antikara e, bilgisayarı. Antikara, yani, evet. Şimdi bu e, Ege Denizi'nde işte bulundu. Ege Deniz de bulundu. biliyorsunuz 2000 yıl öncesine ait olduğu söylenen bir ee, mekanizma. Artık mekanizma, yapı, neyse. Bunu biraz daha açtıkları zaman bunu yenilediler. O resmi koyamadım. Bulursamız e, stüdyo şeyden e, rejiden koyabilirsiniz. Bunu birebir e, modelini çıkarttılar. Bir baktılar ki bu bir bilgisayar. Evet. Şimdi birincisi bu. Yani 2000 yıl önce bir bilgisayar mı vardı? Varmış. Şimdi, işte. yani var mı? Manuel. Bilgisayar. Şimdi bilmiyoruz ne olduğunu. Şimdi Hakan biraz sonra sana soracağım. Şimdi bunu aklında tut. Sana geliyorum. Şimdi sen çok önemli bir şey söyledin. Nuh Tufan'ın sonrası öncesi e, gemiyi yaparken plakalarla ve çivilerle yapıldığını söyledin. O klasik yorum. Tamam, ben klasik onun yorum. Daha şimdi hayır, yapıyorum. çok doğru yerdesin. Evet. Çünkü şöyle, şimdi e, batı kaynaklarına gidelim. Yani şöyle bakalım. E, Florensa Evet. Yani ve sen vaftizhanesi, vaftizhanesinden bir görüntüse. Evet. Tam kapısını göstereceğim. Michelangelo'nun yapmış olduğu bir kapı. Öteki resimleri de koyabiliyor muyuz? Tamam. Şimdi bir kere genelini verin kapının. Bu bir vaftizhane kapısı. Aynı zamanda bunu çok insan fark etmez. Ben daha doğrusu ben e, hani bundan belki bir 6-7 yıl önce e, bunu göstermiştim. Ee, şimdi tekrarlamak istiyorum belki izleyici, yeni izleyici arkadaşlar görsün diye. Efendim bu Dan Brown'un filminin de geçtiği, Cehennem filminin de geçtiği vaftizhane nerede? Floransa'da. Orada ama konu daha çok işte... Görüntü gelmedi ama. Gelecek şimdi. Daha çok konu e, işte şimdi ko bu kapısı vaftizhanenin. Evet. Yani Porta del Paradiso yani e, cennet kapısı... Şimdi burada normalde bir kiliseye girdiğiniz zaman veyahut da veya benzer bir yapıya girdiğiniz zaman plakalarla böyle kapıyı süslerler. Aslında bu Hazreti İsa'nın yaşam hikayesini anlatır burada. Şimdi buraya kadar her şey doğru hiçbir problem yok. Şimdi... Serhat Zurna'nın zırt dediği yere gelelim. Efendim. Öteki resmi verir misiniz? Orada çok acayip bir şey. Şimdi söyleyeyim. ben bunu daha önce göstermiştim, yine gösteriyorum. Şimdi bakın sevgili dostlar. Burada ee, tufan öncesi veyahut da hemen sonrası. Öncesi veya hemen sonrası ya da anında. Veyahut da anında. Yani üç tane olasılık var. Bu olasılıklardan <laughs> birini resmetmiş. Şunu Kim resmetmiş? Uzatayım. Ee, şöyle söyleyelim. Aslında Şimdi oradan bak burada da bir. bir bitireyim. Bir bitireyim şey... ondan sonra gir. Tamam. Kim resmetmiş? Tabi dediğim gibi Michelangelo. Michelangelo kim? Gülhaç teşkilatının en önemli kişiliklerinden birisi. Bu adam ne biliyordu ki? Biz bugün size ben söylesem, desem ki Nuh'un gemisini çizin desem, hemen çiziyoruz. Şöyle bir gemi çizeceksiniz. Yani kabaca şöyle bir gemi çizeceksiniz. Şimdi adam ne biliyordu ki bildiğimiz veya anlatılan resimlerin dışında bir anda Nuh tufanını betimlerken orada bir üçgen var. Bak şu. Yani piramit. Ve şu. Bu piramitin üstünde de senin dediğin levhalar var. Şu bakın şu girerken piramid. de tam içeri girerken de hayvanlar görüyorsunuz. Şurada hayvanları alıyor içeri. Veya altta çıkartıyor. Onu çok net bilemiyoruz. Şimdi ben bunu gördüğümde o zamana kadar şimdi yapı, birileri araştırdı araştırmadı bilmiyorum ama o güne kadar kimse bunu fark etmemişti. Ben de Floransa'ya gidip işte bu vaftizhanenin kapısının önünde dururken plakaları inceledim. Bir baktım plakalara aman tanrım ya ne oluyor orada dedim. Bak, yani yine söylüyorum Michelangelo ne biliyordu ki bir piramit çizdi e Geminin dışında, orada mı kameram? Tamam oraya doğru konuşalım. <laughs> ne biliyordu ki? Michelang gemi bildiğimiz klasik gemi yerine böyle bir piramit çizdi ve Kuranda geçen levhalar ve çivilerden oluşmuş bir gemi yaptı. Bu bir uzay gemisi midir? Bilmiyorum. Bu bir bilmediğimiz bir hani araç mıdır? Michelangelo ne biliyordu? Yukarıda da Şuna, şeye Ertan. göre onu anlatayım. Yukarıda da e, tabi Hristiyanlığa ait e, ikonik e, davranışlardır o. Tanrı gözlüyor orada. Şu. Evet. Bu uzay aracı olabilir mi? Yok orada bir yani şöyle uzay aracı da olabilir olmayabilir ve orada bir e, varlık var. O varlık belli ki bu sistemin hepsini kontrol eden Gözlüğü. bir varlık. Oradan insanları kime göre? Bu Hristiyanlığa göre. <laughs> Onu söylememde yarar var. Yani orada tam e, Nuhu ve ailesiyle birlikte Şunlar görüyorsunuz. Hazırlanıyorlar, burada evet. yemeğe giriyorlar. Bakın orada da hayvanlar, var, yan hayvanlar tarafta. var. Evet, şurada hayvanlar var. Onlar da giriyor. Burada. Yine soruyorum. Michelange Gülhaç Teşkilatının <laughs> en önemli kişiliklerinden biridir. Evet. Bu adam ne biliyordu ki? E, bildiğimiz geminin dışında. Buraya bir piramit ve piramitlerin de üst tarafı levhalar oluştu. Bunu senle konuşalım. herhalde sizin zaman yolcusu Konuş. programınızda yıllık kaç yıl oldu? 6 7 yıl. Olmuş. 6 7 yıl olmuştur. Ben de o zaman e, Floransa'daydım işte dolaşırken evet, falan. Ilk defa Hatta vardı. şimdi geldi. Sen onu söylemesen bulup yollamayacaksın. Evet. Şimdi Hakan ne diyorsun? Yani geçmişte gelişkin teknolojilerin olduğuna benim en ufak şüphem yok. Bunun ispatları olduğunda dünyanın hani tek bir bölgesinde değil, dünyanın her yerinde ve hemen hemen her dönemine ait olarak görüyoruz ve bunların tarihleri dediğimiz gibi en ilginç kısım şu tarihler eskiye gittikçe yani bize medeniyetlerin ilkelden geliş, <laughs> işe doğru evrildiği ve evrim teorisi insanların da bu şekilde beyin hacimlerinin büyüdüğünü ve geliştiğini söylüyor ama bulgular her geçen gün bunun tam tersini ispatlıyor. Şimdi biz bulgular üzerinden yani bu e, bulguları bilimsel kanıtlar arkeolojiyi baz alırsak evet geçmişte çok gelişmiş teknolojiler vardı. Bunlardan bir tanesi günümüzde çok önemli olan bizi de ilgilendiren ülkemizde zaten Göbekli Tepe bu işi 6 bin yıldan 12 bin yıl öncesine götürdü. Ama ülkemizde de diğer dünyanın çeşitli bölgelerinde de çok daha eski tarihlere ait bulgular var. Ve bu bulgular Hani ilkel insanlar yapmıştır diyorlar işte şu avcı toplayıcı daha çanak çömlek yapamayan birinin yani 50 tonluk kayalara estetik şekil verip mimari ve onları astronomik bir şekilde dizmesini ben tesadüf ve ilkel bir hareket olarak değerlendirmiyorum. Nasıl değerlendiriyorsun? Yani onların kendi başlarına bunu yapamayacağını burada başka bir medeniyetin daha olması gerektiğini söylüyorum. Yani bu ilkel medeniyet yoktu demiyorum kesinlikle. Tabii ki bir ilkel medeniyet de vardı. Ama onların kendi başlarına bunları yapması mümkün değildi. Yani bir temas vardı ve bu bana göre kesinlikle dünya dışı bir temastı. Bunların kanıtlarını nerede görüyoruz? Her yerde görüyoruz. Yani işte istersen e, yine verelim Antikera e, bilgisayarını tamam oradan verebilirsek. tamam onu anlatarak başlayalım. Evet. Yani e, milattan önce işte 70'te 100 e, yılları aslında arasına tarihlendi bu mekanizma. Tabi burada çok iyi anlaşılmıyor ama aslında burada bir sürü çark sistemi oldu. Aynen böyle mekanik bir saat gibi içinde bir e, sürü çarkların e, olduğu keşfedildi ve yıpranmaları o çark sayıları tamamlandı, çalışır hale getirildi ve bunun aslında çok e, gelişkin bir mekanizma olduğu ortaya çıktı. Peki neydi bu mekanizmanın ölçtükleri? Yani 2.100 yıllık bir e, mekanizma var ve bu e, Ege kıyılarından ayrılan ve Rodos açıklarında batan bir gemiyle alakadar, yani Anadolu ile alakadar bir bulgu. <laughs> Anadolu'da bu teknolojinin olduğunun göstergesidir, kanıtıdır. Burada e, bir kol vasıtasıyla, yani bir sanduka gibi bir şey var içinde bu mekanizmalar var ve kolu çevirdiğiniz zaman Güneş Sistemindeki Güneş'in, Dünya'nın, Ay'ın ve diğer gezegenlerin hem ileriye doğru tarihi sararak hem de geçmişteki herhangi bir tarihteki tam olarak konumlarını hizalanmalarını ne zaman işte işte şu gezegenler hizalanıyor ne zaman zıt yere geçiyor bunları ölçen tam bir bilgisayar analog bir bilgisayar oldu ve bunun kesinlikle ve kesinlikle gökyüzü astronomi astroloji ile e, alakadar olduğunu arkeolojik bilimsel buluntular kanıtlıyor. Bir Ve bu... resim daha attım. Onu da verebilirsek Hakan'a destek olsun diye. Hı hı. Bu e, buluntunun daha sonra modeli modelli yapıldı. yapıldı. Tabii. Bu modelin şeklini göstereceğiz efendim. Hı hı. Yani e, hani böyle baktığınız zaman şöyle de olabilir. Taşa uyuulmuş herhangi bir cisim gibi de görebilirsiniz bunu veyahut da e, geminin bir parçası gibi de görebilirsiniz ama bu parçayı e, temizlediler ve modellediler. Evet. Modelleyince resmi ne oldu? Geliyor mu resim? Bana da söylerseniz tamam, hemen geliyormuş. Onun üzerinden de konuşabiliriz. Yani burada şu soruyu sormak lazım: ee, Bu kadar gelişkin astrolojik bir bilgiyi nereden edindiler? Yani bilim insanları buna genelde çok daha geriye gittiğiniz zaman da aynı şeyleri söylüyorlar. Hava o kadar temizdi ki kirlilik yoktu. İnsanların da işi gücü yoktu. Evet, mekanizma bu şekilde. Görüyorsunuz her tarafında evet. farklı çarklar, ibreler ve göstergeler var. Bunlar çok hassas ve tamamen sadece dünyanın ayın güneşin hareketlerini değil bakın. Güneş sisteminin aynı anda kombinasyon olarak hareketlerini ölçüyor. Bu bilgiye ne, nasıl ulaşmışlardı? Birinci soru. İkinci soru bu bilgiyi ne yapıyorlardı? Yani Mars'ta Jüpiter hizalanıyor. E ne yapsın o zaman 2000 sene önce ne işinize yarayacaktı bu? Yani burada çok önemli olduğu ve bu konulara çok önem verildiğinin aslında ispatı. Yani aslında şunu söylüyorsun. Diyorsun ki 2000 yıl önce biz gezegenleri bir şekilde ölsek bize en fazla ayı ve güneşe Tabii. bakarız ki tarım e, bir şekilde nereye gidecek? Hava durumunu filan kontrol edeceğiz veya gelgitleri ölçeceğiz filan. Adam bu makinayla niçin tüm gezegenleri bir şekilde e, hizalanmasından tutun da e ee, nerede ne zaman olacağına dair tüm belgeleri almış. Bu bir astroloji ile ilgili bir kavram veya astronomi ile ilgili bir kavram mıdır? Ama hani anlatılan hikayeye baktığımız zaman ki tarihin belki tekrar yazılması lazım. Tabii o zaman şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Ya adam en fazla elinde kılıç var, birisini öldürecek, savaşacak, karnını doyuracak filan. Ne işi var bununla? O zaman soruyu tekrar soruyorum. Tamam. Kadim medeniyetler e ee, gerçek teknolojik seviyesi bugünden daha üstün olabilir mi? Hadi. Bence kesinlikle öyleydi. Yani bilim bunu kabul etmese de e, yeni bulgular yine bilimsel arkeolojik e, bulgulardan bahsediyoruz. E, çok enteresan şeyler var. Mesela e, yakın dönemde Afyon Firik Vadisi'nde biliyorsunuz tekerlek izleri var. Ve bu tekerlek izlerini Rus bilim adamları geldi. Burada ölçümlediler ve bu kayaçların 14 mil 10 e, yıl öncesine ait olduğunu ve burada yaklaşık 1 metre yüksekliğe sahip e, bugünün 4 çeker 4 çarpı 4 arazi araçlarına benzeyen o e, aynı turu atarak ilerledi. Yani bir şeyin sürtünerek ya da suyun e, açtığı bir kanal olmadığını ve evet, bu tekerleğin buluşundan tutun teknolojiyi bakın 14 milyon yıl. Bunlar 14 bin değil yani. Değil. Evet. 100 bin filan da değil. 14 evet. milyon yıl. Şimdi Anadolu topraklarında yaşıyoruz. Çok şey var ya Adidas ayakkabısının tabanını marka buldular. söylemiyoruz biliyorsunuz. Ha pardon özür dilerim. Yani evet. spor ayakkabı. Evet. Tabanı X bir marka spor ayakkabının tabanını. Tabanı, evet. E, 50 milyon yıllık kayanın içinde fosil olarak buldular ve Amerika'daki bütün ayakkabı üreticileri inceledi bunu. Ve dediler ki bu kesinlikle bir ayakkabı tabanıdır. Kenarında bizim vardola diye tarif ederiz. O biraz süs verir Sen vardola. Ayakkabıcılık, ayakkabıcılık yaptım. Için, o evet. vardolasının şeyi bile belli izi bile belli. Şimdi bu nasıl olabilir? Bir tek şey de olabilir bu. Ya eskiden 50 milyon sene önce medeniyet vardı veya da, ya zaman, da zaman yolcusu var. yaptı evet. bunu. Bir tane daha var herkes. Sözünü kesme ama. <laughs> yani belki de hepsi oluyor. Rusya'da bir mamutun kapatasında evet. kurşun izi var. Kurşunun şeyi belli yani. Lazerle açılmış gibi. Attı. Lazerle Çok açılmış kesti. gibi. Çatlama patlama hiçbir şey yok. Şimdi ben mesela konuyu desteklemek için aslında kısa bir giriş olsun diye söyledim ama Kur'an-ı Kerim'de çok fazla delil var. Kehf suresinde zaman yolculuğu anlatılıyor. Bir de Hazreti Süleyman'da yani Nem suresinde Hazreti Süleyman'ın iki tane vezirinden bir tanesi diyor ki ben sana diyor yerinden oturmadan tahtına oradan 500 kilometre 1000 kilometre neyse öbür taraftan Belkıs'ın tahtını getiririm diyor. Bu birkaç saniye. Öbür vezir ondan daha baskın. Ona diyor ki o insan o kitaptan bunda bir ilim var dediği açıklaması öyle. O vezir de diyor ki gözünü açıp kapatmadan önce diyor. Şimdi bu gözünü açıp kapatmadan önce ışık hızından hızlı demektir. Tabii. Bu şu demektir yani Hazreti, demek. Yani. Hazreti Süleyman ne zaman yaşadı? Milattan önce. İşte 590 diyelim veya 5. 7, 6. 700 7. diyelim evet. neyse o yıllarda. Şimdi yani günümüzden 2500 sene önce veya 2700 sene önce 2700 sene önce ışık hızını aşan bir teknoloji vardı Kur'an-ı Kerim'e göre. Ya da şöyle diyeceksin. Hz. Süleyman o zaman yaşamadı, gelecekte yaşayacak. Şimdi bunlardan hangisi doğru olursa olsun fark etmez. İkisi de çok şaşırtıcı bir bilgi. Kur'an-ı Kerim'e ben şimdi diyorum ki bu bilgi nereden girdi kardeşim? Madem peygamberimiz e, ...tövbe aşağı yalancı suçluyorsunuz... ...ya uydurdu yok bilmem ne bilmem ne... ...şimdi bu Allah'tan gelmeyen bir bilgi olsa... ...bunu kendisi üretmiş olsa bile... ...bu bilgi onda olsa bile... ...o gün insanların anlatamayacağı için... ...onu ne kitaba yazar ne söyler... ...ve hatta... ...o insanların anlamadığı bir bilgiyi... ...kendisi... ...yani niye... ...hani yalancı bir peygamber olsa niye anlasın... ...ben bu şekilde anlatıyorum diyorum ki... ...bak burada mucizevi şeyler var... ...Kuran'ın mucize olduğunda gösteriyor. İkincisi eskiden bu bilginin kullanıldığını gösteriyor. Evet. Ama Hakan'ın dediğine şöyle katılıyorum. Yani bir tarafta ilkel bir yaşam dünyanın hmm. genelinde olabilir. Bir tarafta çok ileri bir teknoloji var. Şimdi bunu nasıl anlatacağız? Bunu şu an bugün de aynı şey var. Eric von Däniken başka türlü anlatıyor. Zekeriya Sikhin başka türlü anlatıyor. Biz ana araştırıyoruz. Bir şeyler Acaba onun dediği doğru mudur bunun dedi. Sen Eric Bondon'u kendi şey yaptın. Bak şimdi öyle deyince video biri bir verelim mi arkadaşlar ekrana full ekran girsin isterseniz. E, efendim yıllar önce yapmış olduğum Eric Bondon'a yakınla <laughs> e, yapmış olduğum röportajı şimdi ekrana vereceğiz. Geliyor mu arkadaşlar? Tamam verelim ekrana. Neler anlatmış bizlere? Nebalar adlı kitabıyla bir dönem büyük popülarite yakalayan Erik von iken Mayaların kıyamet kehanetini yorumladı. Mayalara göre söz konusu tarih kıyametin kopacağı tarih değil, Maya tanrılarının yani uzaylıların dünyaya geri döneceği tarih dedi. Then the date 2012 must be wrong too. So you are never sure if the dates are correct or not. On one point I am very sure. Mayaların üstün astronomi ve matematik bilgisini uzaylılardan aldığını ileri süren Daniken, Maya takvimiyle ilgili önemli bir ayrıntıya daha dikkat çekti. Should return on December 21st. 2012 but that's according to the maya calendar now we have to translate the maya calendar into our calendar, our calendar. which is very complicated the starting point of the maya calendar is august 13th 3114 bc if this calculation evet, dostlar, 2008 Eric von bir röportaj yapmıştı. Bunu izlediniz. Şimdi o zaman konuşulan konu 2012 konusuydu. Yani acaba bir kıyamet olacak mı, olmayacak mı? Erik Von Drenick'in de o zaman bunun tamamıyla bir saçmalık olduğunu, böyle bir şey olmadığını, yazılan yazının yanlış okunduğunu söylemişti. Bunu da e, hani aktarmış ve bilmiş olmanızı e, olmanız için bu e, röportajı yayınladım. Erik Von Drenick şunu söyledi orada. Panspermia diye bir projesi var. Eric von Däniken'in kendi e, söylemiş olduğu bir teori bu. Bu teoriye göre dünya aslında e, dünya dışı zeki varlıklar tarafından hazırlanmış bir yapıdır diyor. Tabi Eric von Däniken'la ilgili konuşunca aslında şöyle bey bravo bak yönetmen böyle olur işte hemen 5 numarayı verelim mi dedi. 5 numarayı bir ekrana getirelim aynı zamanda da gelirse ben de e, hani rahat ederim. Şöyle diyor ben bu Twitter'da paylaş. Tanrıların arabasının yazarı Eric Von Deneyken uzaylıların 20 yıl içinde dünyaya geri döneceğini işaret etti. Biz onların DNA'sının bir parçasıyız. Geri döneceklerinin kanıtı antik medeniyetlerde, anıtlarda ve dünyanın dört bir yanına dağılmış olarak her yerde mevcuttur diyor. Hatta altında da diyor ki itiler bizi biliyor. Çünkü biz onların DNA'sının bir parçasıyız. İncil erkeklerin kızlarını bu ziyaretçiliğiyle ilişkiye girdikten girmelerinden bahsediyor ve dünya çapındaki birçok efsane de diyor aynı hikayenin tekrardır. Bu hikayeler her zaman itirlerin geri döneceğini bizlere söylüyor. Hakan ne diyorsun? Evet burada çok önemli bir şey ek e eklemek isterim. Kesinlikle fikre katılıyorum ve biz onların DNA'sının bir parçasıyız diyor. Burada e Kur'anlı ve e diğer e semavi dinlerde bunu zaten doğruluyor. Nasıl doğruluyor? Adem ve Havva'nın DNA'sına müdahale eden bir yılan sembolizmi var. Bu sembolleri doğru çözersek ve sonuçlarını iyi takip edersek, günümüze kadar getirebilirsek bu işi çözüyoruz. Şimdi yılan aslında bir sürüngenlerin en saf olanı. Bu işin sürüngenlikle yani reptilian dediğimiz dünya dışı bir e, türle ilişkisi olabilir. Birincisi bu. İkincisi bunun bilimsel kanıtı var mı? Bunlar hikaye. Ben Kuran'a da inanmıyorum, dine de inanmıyorum. Bu adam da işte şu cemiyetin adamı, bu cemiyetin adamı diyebilirler. O zaman da bilimsel örnek olarak şunu vereceğiz. DNA'mızda bugüne kadar bizim kalıtımsal yapımızı destekleyen işte kaşımızı, gözümüzü, saçımızı, boyumuzu, cinsiyetimizi belirleyen kısım aslında yüzde bir buçuğu geçmiyor. Bizim DNA'mızın sadece yüzde bir buçuğuyla biz bu kalıtımsal özelliklerimizi alıyoruz. Ama kalan yüzde 98 buçuğuna bugüne kadar bilim insanları çöp DNA. Hani boş duruyor orada. Gereksiz böyle hurda DNA, junk DNA diyorlardı. Fakat son yapılan araştırmalar bu şunu gösterdi ki burada da aynı ASCII kodları gibi sıfırla birden oluşan bilgisayar yazılımlarında olduğu gibi bir takım e, boş olmadığı ve kayıtların olduğu bulundu. Peki bunlar rastgele bir kayıt mı? Evrimsel böyle işte e, kendi kendine gelişmiş mi? Yoksa daha önceden kullanılan programlar mıydı diye dört tane Rus e, genetik bilim uzmanı, e, bilim insanı Yıllar süren araştırmalar yaptı ve buradaki kodların dört tanesinin çalıştırmayı başardı. Nasıl başardı? Kodlar var ama bilgisayar sisteminde de böyledir. Şimdi bin tane 0-1'den oluşan bir tane program yazarsınız. Siz onun ilk halini sildiğiniz anda bilgisayar onu yok sayar. Yani o var ama çalışmaz. Tam ve eksiksiz olmalıdır. Siz sadece başındaki tek bir digiti yok ederseniz o programlar orada durur ama kesinlikle çalışmaz. İşte hangi programın neresi eksik, başı neresi, sonu neresi bunu belirlemekte de zorlansalar da bunu sonuç olarak bilimsel olarak gösterdiler ki bilim insanlarının söylediği şey şu. DNA'mız kesinlikle %98 boş değildir. Burada şu an bizim kullanmadığımız özellikleri ne demek aktif edecek kullanmadığımız. Şu, şu an şu anda bizde ol, aktif olmayan ama yazılımı var. Şunu ne e, işe yarayacaklar bunlar? Neyi reptilden işaret ediyor? Diyor, ediyor. Evet. evet tabii yani dünya dışı diyelim sadece reptilden değil. bunu çünkü bugüne kadar 23 tane farklı türün DNA'sı ile ilgili e, genetik kayıtların olduğunu buldular. Bu şuna benzetilebilir. Bir eve giriyorsunuz. Evet, ışıkları açıyorsunuz. Sadece salonun ışıkları yanıyor. Aslında diğer odalarda da kablo var, elektrik gidecek, lambası takılı fakat sigortası kapalı. İşte o sigortaları birileri kapatmış. Hem de öyle bir kapatmış ki %98'ini kapatmış. Ben bu olayı neye bağlıyorum? Mesela bunun delilleri Kur'an'da ve bilimde var mı? Hem bilimsel hem işte semavi dinlere, mitolojilere vurgulamaya çalışıyorum. Mesela Nuh tufanından sonra ne oluyor? İnsan ömrü bundan sonra Kısalın. 120 yıl olacaktır diyordu. Nuh tufanına kadar baktığınız zaman bu genetikle alakadar bir şeydir yani. Hepsi mesela Nuh bin yıldan 50 eksik yaşadı. 950 yıl derler. Lamek 777 yaşadı. Diğeri 915 yaşadı. İşte bir tek kısa olan 365 Hanok vardır. O da ölmüyor göğe alınıyor. Ortalama bin yıl yaşam süreleri var. Ve Nuh tufanında bu... ...DNA bir müdahale oluyor, 120 yıla indiriliyor. Bakın yine genetik müdahale sonuçlarıdır bunlar ve burada da bilimsel ve e, inanç sistemleri içinde bunu görüyoruz. DNA'mızda da bunların olduğunu düşünüyorum. Ve muhtemelen yani orijinal... E, yani diyorsun ki aslında bakacak olursak insanın genetik yapısı uzun ömürlü Kesinlikle. olmasına e, formatlanmış Programı, durumda. Hepsi çalışırsa. Fakat fakat bir şekilde bunu bir sistem kapatmış diyorsun. Evet, onu evet. kapatanlar da kapatmış kimler olmuş? Değil de belki. Evet. Yani şöyle de düşünülebilir. Bu Uzakiriasıh'inin şeylerinde e, yorumlarında şöyle bir şey. E, Marduklularla yani anındakilerle e, karışan insan soyu, onlardan çıkan yarı tanrı dediğimiz o işte. Hmm uzaylı karışımı, insan karışımı bunlar uzun yaşıyorlardı. Zaten tabii. Marduklular falan gidince bunlar uzun ama diğer normal insanlar da var. Kısa yaşayıp ölen. Var tabii. Ve hızlı hızlı bunlar melezleşiyor. Şimdi bu melezler uzun yaşıyorlardı. Bu melezler giderek zaman içerisinde bu uzun yaşam şeylerini kaybettiler. O da telomerlerle ilgili işte. Telomerler hı hı. uzadıkça yani kısaldıkça pardon. Telomerler kısalıyor. Bunu yaşla yani insan ömrüyle ilgisi olduğu düşünülüyor. Bir şey ilave edebilir miyim? Tam telomerlerle evet. ilgili olarak evet. ilginç bir şey. Ee, telomerler bizim aslında ömrümüzün yakıt depoları. Yani telomerdeki enerjiniz ne kadarsa ömrünüz o kadar. Yani bir arabanın benzin deposu gibi düşünülebilir. Ve telomere hücre yapısını bozmadan <laughs> eğer siz o yakıtı sürekli arttırabilirseniz ömrünüzü uzatıp hatta tersine çevirme ihtimaliniz Şimdi, var. Telomerçi... Ve bunu yapan... Biraz ee, şey yalnız bunu sanatçılar falan çok şey yaptılar hani biz bu telomer tedavisi mevla. Yok ben falan. başka bir şeyden bahsediyorum. Bir bahsedeyim. şeyler çıktı onlar bilmiyorum ne derece doğru. Evet. Benim Tıpçılar söylediğim bu bir... değil. Ee, benim söyleyeceğim şu. Telomera müdahale etmenin tek yolu var. Hücre zarını ve yapısını bozmadan onun içine girmeniz lazım ki o şeyi sistemi çalıştı aktif edip bir ekleme yapılabilirsiniz Müdahale yapılabilirsiniz. Bunun da tek olabilitesi var. O da tek atomlu bir yapı. Yani monatomik altın. Bunu neden söylüyorum? Bu da doğada kendi kendine olmayan, çok mucizevi özellikleri olan ve antiyer çekiminden tutun %44 antiyer çekiminden tutun e, süper iletken modelinden çift spinli e, bir sürü özellik taşıyor ve telomerlerinize müdahale edip sizin ömrünüze müdahale ediliyor. Bunlar çok gelişkin e, hala günümüzde bile kimsenin e, kolay kolay bilmediği bilgiler ama binlerce yıl öncesinin Mısır firavunlarının monoatomik altın kullandığı yine bilimsel yani bu bulgularla mı? Bir bakıma, yani mannanın e, e, özü diyelim çünkü evet. manna konusu başka Bakın. yerlere de gidiyor. Kaya tuzundan elde edilen 63 mineralin e, hidroklorik asitle bazı işlemlerle pH değerleriyle e, oynanarak belli bir e, çökelti e, yapılarak manna elde ediliyor. Tabi e, şamanla manna kelimeleri bunlar da e, önemli bağlantılar şaman lıklı da alakadar. ama benim söylediğim şu Mısır firavunları monatomik altını kullandığı e, yine Mısır'daki e, firavunların e, olduğu bir şeyde ibadethanenin e, adak merkezinde bulundu. Önce şimdi bunu, bunu... tabi şöyle de bakmamız lazım. Şimdi bunlar manna mı deyince şimdi işte bir şekilde e, çökeltiden çözeltiden Hı -hı. bahsettin. Şimdi aslında bunun da gerçek olup olmadığını bilmiyoruz aslında. Evet. Bir tanım koyuyoruz. Kime göre tanım? Birisi bize bu tanımı böyle yaptığı için. Çünkü manlaya baktığımız zaman manlanın e, ahit sandığında yeri var değil mi? Evet. İçinde duruyor. Şimdi e, bir insan o ahit sandığının peşine düştüğü anda evet. bir şey olması lazım ona yararlı olarak. Yoksa e, Mısır frevununun manla gibi bir e, şeye ihtiyacı yani hepinizi beslendireceğiz sonsuz... Ee, yiyecek içecek kavramı olarak da baksak anlamı yok. Ama bir şey için anlamı var. Uzun ömürlü olmak istiyor. Evet. Ve daha önemli bir şey zekasının da normal insanlardan çok olması için. Monoatomik bir... altı. Bravo. Buna mono atomik altı dememizde yarar var. Şimdi şöyle bir şey. Bir ekleme şey... yapabilir miyim? Tabii. Şimdi bu manla konusu. Biraz saçma gibi geliyor. Şimdi o zaman Abi, şöyle dakika, yapalım. Dur, Bilmeyen dur. için manla manla ma bir anlat bize dedi. anlatayım diye. şöyle. Evet. Şimdi altını altını şimdi burada mesela bir kilo altın aldık. Açamadım. Şöyle bir kilo altın kütçesi olsun. Bunu altını ısıtıyorsun. Galiba 1735 derece bu. O derece. Bunun derecesi var. 1735 yazalım. Yanlışsa da söylesinler. Şimdi bunu ısıtıyorsun. Bu 1735 derecede böyle toz haline geliyor. Fakat bu 1 kiloyken galiba bunun %65'i, %44 azalıyor. Kayıp azalıyor yüzde %44. 66 mı kalıyor? İşte. 66 kalıyor. Yani buradaki toz 1 kiloyken 660 grama düşüyor. Doğru. Fakat bunu tekrar bir işleme sokunca tekrar 1 kiloya dönüyor. Ama şimdi bu öyle bir şey ki bu altının Şöyle bir kadar kısmı sanki bu dünyadan ayrılmış antimadde dünyasına gitmiş gibi oluyor. Aynen. Yani şurası bizim atomun altındaki antimadde dünyası olsun. Bu altın buraya gitmiş, burası da toz haline gelmiş oluyor. Şimdi bu toz ne işe yarıyor? İşte söylediği telomerlerde etki ediyor. Beyine de etki Beyine ediyor. Beyine etki ediyor. Sineşleri. Firavunlar bunu kullanıyor. Hı hı. Şu anda masonların kullandığına dair, Aynen. dünyayı yöneten Illuminati'nin kullandığına dair İddialar bol miktarda var. Evet. Ama bunun ben şimdi böyle bir şey olabilir mi olamaz mı? Bunun kanıtı var mı yok mu? Şimdi bu bakarsan aslında mantıksız geliyor. Saçma geliyor. Fakat şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi Hz. Musa İsrailoğullarını <laughs> çıkartırken Mısır'dan Samiri diye bir adam geliyor. Bütün altınları topluyor. Boğa heykeli yapıyor. O boğa heykelinin macerası ayrı ama Hz. Musa sınav, geldiği aynen. zaman evet. bu boğa heykeli nedir falan filan bir kargaşa orada bu boğa heykelini de destekleyen grup bu zaten Samiri Bünyamin oğullarından ben onu bu kitapta yazdım onun hikayesini ayrı ayrı. Çok uzun bir şey var neyse o Bünyamin oğullarına karşı savaş ilan ediyor ilk İsrailoğullarının iç savaşı orada Hz. Musa zamanında ve orada Bünyamin oğulları zaten dünyaya dağılıyorlar yapılan sonra, Eksodus'tan sonraki ilk. ilk, evet. ilk şey. Şimdi burada şöyle bir şey geçiyor. Savaşı kazandıktan sonra, yani iç savaş bu. Ee, Hazreti Musa şöyle diyor. Bak göreceksiniz, onu yakacağım. Yani boğa ekili altından yapmış. Yakacağım ve tozunu savuracağım. denize savuracağım. Şimdi burası acayip bir şey. Bak bu mannaya işaret olabilir. Şimdi altını yaksan altın erir. İyir. Toz olmaz. Tozunu diyor Sıvı ben diyor olur. denize savuracağım. Şimdi altını denize atsan gider adam öbür taraftan alır değil mi? Cebine koyar harcar bir şeyler yapar. Ama burada toz haline gelmiş bir şeyden bahsediyor. Şimdi bu çok önemli. Yani Kur'an-ı Kerim'e hatta dersin ki ben inanmıyorum kardeşim kabul etmiyorum. Eski efsane Hakan bunlar. Hakan'a bir soru sorayım. Ha, Hakan bu önemli. E, doğru yerdesin. Evet. Aynı sorunun devamı olsun bu. Hı hı. Ba, madem altına geldik. E, şimdi tabii hep bildiğimiz bir konu var. Marduk. Hı hı. Ee, işte kimine göre 3600 senede bir e, gelen bir dünyaya e, ekseni ona göre belli olan bir hı hı. gezegen 3600 yılda bir dünyanın yanından geçiyor Kimine göre de 7888. Şimdi şunu sormak istiyorum. oradaki hikaye e, Marduk gezegeninin altına ihtiyacı var. A, hani Göya e, hikaye öyledir ki atmosferi e, düzenlemek için acaba atmosferi düzenlemek için mi? yoksa bahsettiğimiz telomerler için mi? Şimdi ben şöyle bir cevap vereyim. Bu hikayeyi biz kimden öğrendik duyduk? Zekeriya Şitin'de. Şimdi Zekeriya Şitin'in şöyle bir olayı var. Maalesef kendi satanik toplantılarda görülmüş. Bunlar kitaplarda yazıyor. Ünlü İngiliz yazarı David Icke'ın kendi kitaplarında yazdı ve hiçbir zaman da itiraz edilmedi. Yine satanik cemiyetlerde masonik altyapısı olan ve okültüs bir kişilik. Ve bunlar bir seri, Dünya Tarihçesi diye bir seri yazdım. Burada da hepsinin kaynakçaları onlarca sayfa, 5 sayfa, 10 sayfa, 20 sayfa kaynakça verirken bir tane kitabında hiç kaynakça yok. Hangi kitabı? Enki'nin kayıp 14 tableti. İşte ne olduysa orada 14 tane tablet bulunmuş. Enki kendisi yazmış ve orada da bu bilgiler varmış gibi gösterildi bize. Bakın bunları hep altını çizerek anlatıyorum. Bu şahsın... O kült cemiyetlerin bir üyesi oldu. Yani e, rahmetli Atan e, sizde olan bir programında kendisinin çok iyi bir e, mason ve siyonist olduğunu dile getirmişti zaten. Ben de diyorum ki bu siyonist bir piyol, e, projedir. Enki'nin 14 tableti diye bir şey söz konusu değildir. Ama diğer Gerçek değildir. onu doğru. Şimdi bakın ben tablet yok diyorum. Her anlattığı yanlış demiyorum. Şöyle yapmış o bak. Parça parça konular anlatıyor Şimdi konunun ne Tabletler olduğunu Tabletler yok. Tablet şöyle, yalan. Şöyle. Tablet yok da. Yorumları Şimdi, Atra Hasis'ten almıştır, e, Tevrat'tan bak almıştır, İncil'den almıştır, Sümer tabletlerinden Mürak'ta ama... bulunan Sümer tabletlerinde şöyle mesela şurada bir konu anlatılıyor. <laughs> tanrı hikayesi. Burada bir konu anlatılıyor. Göksel Savaş. Şimdi bunlar mesela burada tanrılar çarpışıyor ama hepsi mesela Jüpiter bir tanrı, e, Venüs bir tanrı bir, bir şey anlatılıyor. Başka bir yerde bir şey anlatılıyor. Şimdi bunları kitaplarında yazdı. Şunu yazdı, bunu yazdı, bunu yazdı. Şimdi seni söylediğin ne biliyor musun? Şu aralarda boşluklar var. Bu aralardaki boşlukları bulamadı. Bulamayınca tabii kendi onun açıkladığı bir şey var, bir senaryo var. O senaryoda bu boşluklara da, da ihtiyaç var. Bu boşlukları tuttu, bir kitap yazdı. Dedi ki işte bu da 14 tane kayıp tablet. Bu tabletler zaten yok. Yok ama... Bu onları var olduğunu Varmış varsayarak ve şuraları doldurmaya çalıştı. Şimdi bu doldurduğu şeyler olmayabilir ama buradan buraya zaten bağlantı kurulabiliyor bunlarda. Yalnız o bağlantıyı iyi niyetle kurmuyor. Evet, kendi yönelimi veriyor. Tabi yönlendiriyor. Yani bu ama sisteme şimdi şöyle söyleyelim Hakan. Şimdi bahsettiğin adam bir şekilde bir sisteme hizmet ediyor evet. ise evet. bunu zaten götürüp kitabında yazmaması lazım. O zaman yani ya bir şey yani, yani okült veyahut da clandestin dediğimiz yani gizli örgüt olabilmesi için ya gizli zaten işin ismi gizli örgüt. Yani oturup Serhat burada yorumlasın Hakan da bunu yapsın diye vermiyor. Yani orada da muhakkak farklı bir şekilde bilginin gerçeğini anlatmaması lazım. Kesinlikle anlatmıyor diyorum zaten. Ya şöyle onu orada yaptığı anlat şey şu. Tevrat'a uydurmaya çalışması Orada biraz hatalı Tevrat da değil direkt siyonizm abi. Siyonizme yani, Tevrat'a yani, siyonist düşünceleri Kesinlikle tabii. yani orada Marduk ve Enki Seviciliği tabii, yaratan orada bir yönlendirme yapıyor. Yönlendirme var insanlara bu tabletleri Varmış gibi gösterdi Bugün evet. yani arkeoloji Ama Diğer tabletler var hiç tablet var. yok değil Yani ben hepsine yani. karşı çıkmıyorum 14 tablet diye bir şey yok diyorum 14 Bunlar tablet Hasis'te uydurdu? Sümer'in başka tabletlerinde var ama e, bu ifadeler ve bu Oradan bu senaryo çıkmaz mı Hakan? Çıkmaz abi. Ben çıkartmıyorum. Çünkü kesinlikle yani. Rahman'i bulmuyorum. Şeytani buluyorum. Rahmani Kendisi zaten, zaten siyonist. Ondan hani e, beklenen tablo da bana bir göre şey, bu. Şimdi şeytan bir şey anlatıyor diye içinde doğru varsa tamamen külliyen reddedecek miyiz onu biz? Bakın tamamen etmiyorum yani, zaten. içinde doğru varsa da ben, ben doğrularını alıyorum. Bakın yani. Niburu yok demedim, Anunakiye yok demedim, Enki'ye yok demedim. Ama Enki'ye ben tapmıyorum. Hakan Enkiye... başka yere geçiyorum tamam. şimdi. Tamam. Şimdi beş numarayı bir verebilir miyiz? Bu teknolojiden bahsettiğimiz zaman önemli bir aslında dünyanın en önemli ikonlarından bir tanesi. Nedir? Ayasofya'da olup olmadığı söylenen acaba gerçekten de Kudüs'te Var mi değil mi yoksa... Başka bir yerde mi Nemrut'ta mı herkesin kafasını hı hı. karıştıran bir ikon var. Bu evet. ikon Ahit Sandığı. Şimdi Ahit Sandığı teknolojiden bahsederken hı hı. bu aslında teknolojik bir ürün olduğunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Çünkü yanına yaklaşan eğer Uzla. Levi ailesinin dışındaki insanları bir şekilde çünkü o onlara öğretmişler değil mi sistemin kendisini hı hı. Levilere. Özel seçilmiş bir aile, özel seçilmiş şu demek. Yani. E, Tevrat'tan okuyarak gidiyoruz. Diyor ki biz onları seçtik. Yalnızca bu soydan olanlar bu e, sandığı taşıyabilirler. Evet. Taşıyabilmeleri için bir bilgi vermişler. Şunu diyoruz, basitçe söylemek gerekirse bunun çalışma mekanizmalarını <laughs> söylediler. Şuradan tutarsan bir şey olmaz falan fişmekten. Bu arada yanına yaklaşanlar elektrik ve da nükleer bir şekilde bir konuya maruz kalıyorlar. Evet. Şimdi sence ahit sandığının aslı nedir? Ahit sandığı bana göre yani benim araştırmalarıma göre kesinlikle yüksek hem de çok yüksek teknolojisi olan birçok işlevi aynı anda gerçekleştirebilen bir cihazdır. Şimdi bunu nereden anlıyoruz? Neden böyle düşünüyorum? Ve bugünkü en temel görevlerinden bir tanesi de kapasitördür. Şimdi baktığınız zaman kapasitör e, ne demek? Kapasitör ne demektir? E, şekilde de gördüğümüz gibi yani e, Tevrat'ta bahsedilen şeyin karşılığı bu. Böyle bir şey bulunmuş değil. Herkes bunun peşinde arıyor ama anlatılan şeyler eni boyu, yüksekliği her şey çok net veriliyor. Bir kere bu e, oranları çok iyi incelemek lazım. Yani ben bunların tesadüf eseri ya da uydurma olmayacağını düşündüğüm için e, hassas bir şekilde inceledim ve yaptığım frekans sistemleriyle tamamen altın orana uygun olarak eninin boyunun verildiği kutsal oranlara uygun bir yapısı var bir. İkincisi yani sıfır enerji kaybını yapacak ebatlar verilmiş. Altınla kaplanmış ve akasya ağacı var. Yani, Niye akasya? Çünkü iki tarafı en iletken şey altın o dönemde ki siz 600 bin tane takipçiniz olacak. E, yalın ayak çölde gezeceksiniz. Altın kaplı sandık yapacaksınız. Neden böyle bir eziyet istensin? Yani bir şey taşınacaksa tahtadan yapınca da taşınır. Altının çok e, taşıma özelliği yok ama iletkenlik özelliği var. Peki o zaman sadece som altın yapsaydı neden içine tahta koyuldu? Ve e, bakın çivi çakmadan yapılması çok enteresan şeyler var. Bunlar eziyet olsun diye istenmiyor. Ne için? Öyle özel bir yapısı var ki iki tane iletkenin arasına bugün bir tane yalıtkan koyduğunuz zaman Enerjiyi orada biriktiriyor, depoluyor. Ve bu bizim ek, e, teknolojide, elektronikte bugün kullandığımız kondansatör ya da kapasitör dediğimiz enerjiyi içine havuz gibi bir, biriktiren ve o enerjiyi istediği frekansa, istediği güce çevirmekte kullanan bir frekans jeneratörü. İyi ki depolaması lazım. Yani bir akü görevi yapması depoluyor lazım. Depoluyor zaten. Bunun evet. ispatı var mı? Onun dışında var. da bunu istediği şekilde bir frekansa veya lazım. enerjiye yükseltmesi veya alçaltması lazım. Şimdi ben evet. bunu nasıl değerlendiriyorum? Ee, mesela Uzza adında buna kesinlikle dokunulması yasak. Neden? Dokunduğunuz zaman diyor Allah çarpar. Hatta bizde de vardır Allah taş eder derler ya. Evet Uzza bu e, halkalarından özel levi soyu DNA'sı taşıyanlar bunu taşıyorlar ve üstünde keçi postu var. Ve bu keçi postu kayarken öküzlerin arabası taşa takılıyor. Post düşmesin diye yanlışlıkla değiyor ve orada Bakın kas katı kesilerek herkesi gö gözü önünde öldü diyor. Kas katı kesilmesi çok yüksek bir voltajla kaslarının gerilmesi anlamına gelir. Bu da onun... Spazmı yaşamak. Tabii kas spazmı yaşıyor ve anında ölüyor. Bu da voltajın yüksekliğini mi göstergesi? Buna yüzbinlerce insan tanık oluyor. Şimdi bu birincisi elektrikle ilgili bağının olması. Peki ne işe yarıyordu? Ne olarak kullanılıyordu? Biraz da ondan bahsedelim. Yapıda görüldüğü gibi en üstte işte detaylı bir şekilde bahsediliyor. En üstte kerubi melekleri var. Bakın kanatları birbirine bakacak şekilde melek var. yapılmış. Bunu özellikle istiyor. Yani neden böyle bir süs yaptırsın ya da tutamak ya da başka bir amacı mı vardı? Yoksa özel bir amacı vardı? Bakın bunu sadece bunlara inanıyoruz. Yani sadece dinler üzerinden bu işleri yapıyoruz zannetmesinler. Bunu bilim insanları ciddiye aldı. Bu dedi ki ciddi bir kapasitör ve cihaz olabilir. Bunun aynı ebatlarında... Aynısını yapmaya kalktılar. Bakalım söyledildiği gibi elektrik üretiyor mu çalışıyor mu diye. Ama tabii som altın yapmaları çok milyonlarca dolar tutacağı için öyle bir bütçeleri olmadığı için altın yerine yine iletken daha ucuz olan bakır malzemesini kullandılar. Aynı ahşap aynı ebatlar ve hemen hemen bu e, görüntüde bunu yaptılar. Ne elde edildi biliyor musunuz? O iki kerubi meleğin kanatları arasında elektrik akımı cızız diye böyle bakın bu bilimsel deney. Ve bunu yapanlar Müslüman ya da Hristiyan bile değiller. Bilim insanı. Peki içine daha hiçbir şey konulmadan ki biliyorsunuz e, şey, e, bazı bakiyeler var diyor Musa ve e, kardeşinden kalan bazı bakiyeler bastonun olduğu söyleniyor. Ve monoatomik altın içinde olduğu mannanın olduğu söyleniyor ki bu bunu inanılmaz derecede enerjisini yükseltiyordu diyorum ki bunun başka frekanslarla çalışan özellikleri duvarları yıkması Eridu şehrinde yani 7 kere döndürüyorsunuz belli bir tarihte Ondan sonra belli sayıda bir frekans yaratıyorsunuz, boruları üfletiyorsunuz. Ondan sonra kimsenin yıkamadığı duvarları yıkıyor. Bu bir frekans tektoniz Ayrıca ne oluyor? Bir en önemli. Yani. Tabi hem silah olarak da kullanılmış ispatları var. Eğer biz bugün Kur'an'a inanıyorsak, daha önceki kutsal kitapları da dolayısıyla bu bilgileri de kabul ediyoruz demektir. Etmemiz gerekiyor ve bilmemiz anlamamız var. lazım tabii. diye düşünüyorum. Ben de araştırdım ve dedim ki bu ne için kullanılıyordu? Hazreti Musa bu e, tabut sekine olarak Kur'an'da geçen bu ahit sandığıyla özel bir yeri var ve kutsalların kutsalı denilen özel bir yerde sadece ve sadece Hazreti Musa özel işlemlerle geçiyor ki bunlardan da birkaç örnek verelim. Sadece bir tane cümleyle böyle bir zorlama yapmadığımızı anlasınlar. Hazreti Musa, bakın e, tapınağın önünde bakır devasa kazanlar var ve çok net bir şekilde ayakları da bakır olacak diyor. Neden? Tahta yapsa çünkü nötralize olmayacak. O suyla abdest alıyor adeta. Ellerini ayaklarını e, nötralize ederek içeri giriyor ve göğsünde ve sırtında 12 tane özel taş kristal yapı e, taşıyor ve bu da 12 tane yapının 12 tane çakra enerjisini paratoner gibi vücudu zarar görmeden üstüne çekip topraklayacak bir sistem olduğunu düşünüyorum ve iddia ediyorum. Burada da Hazreti Musa daima e, bu ahit sandığının olduğu yerin üzerinde kara bulutlardan şimşeklerden bahsediliyor. Hep bir siyah bulut var ve bu siyah bulut bazen çöküyor çadırın üstüne, ahit sandığının üstüne ve bunu Hazreti Musa görünce diğerleri e, e, olma yani yalnız olmak şartıyla. Tabii şu anda şunu söylememiz lazım bu çadırdan Bevernekerum'dan. Tabii. Veya tebernekiden bahsediyoruz. Evet, bu ee, o dönemde e, sürgün sırasında çıktıktan sonra e, çadırların kendisi. Evet. Çünkü kutsalların kutsalını Kutsalı. e, konulduğu çadırdan bahsediyoruz. Evet. Onu çadırın içinde daha aynen. Şey bir, bir, bir bina veya bir yapı yok. yok onu söyleyelim. Çünkü evet. binanın nihai yerine ulaşmadılar. Tabii. Zaten amaçları kutsal ayı sandığıyla iletişim kurarak. Onun verdiği bilgiler ve yar, teknik destek işte e, su çitane'lerini yiyecek haline getirmesi, yol göstermesi ve iletişim kur olarak şunu yap bunu yapma demesi, bekle diyor. Mesela 3 gün durduk diyor. Şu kadar durduk. Sonra bulut geldi diyor. Ondan sonra bulut hareket etmeye başladı. Biz de çadırı topladık. Ayıt sandığını alıp bulutu ta hareket. takip ettik. Ne yol zaman bulut Evet yol gösteriyor. Burada Hazreti Musa bu e, ayıt sandığı vasıtasıyla ne diyor? Tevrat'ta yazan kutsal kitaplardaki yazı. Seninle görece yani göreceğin şekilde iki kanadın altında arasında olacağım ve seninle konuşacağım diyor. Yani ne demiştik? Bu bir kondansatör, kapasitör. Birinci vazifelerinden en önemli vazifesinden bir tane, Frekansları belli dalga boylarına indirmekti. İşte bu ebatlar, bu yapılar, altın olması, akasya ağacı olması, bu kadar hassas bir şekilde belirtilmesi insan gözünün yani 400-700 nanometreyi görür insan gözü. Görülebilir ışık dalgası bizim için bunlar. Ee, daha önce böyle miydi bilmiyorum. Ama şu anki insan da böyle. Ee, kulakta yaklaşık 20 ile 20 bin titreşimi algılar sesleriz buna. Ses ve görüntü frekansları aralığına yukarıdan artık bu buluttan mı geliyor, bir UFO'dan mı geliyor, bir galaksiden, yıldızdan mı, Kadir-i kendisinden mi? Ama sonuçta kadir Mutlak sisteminin bir uzantısı olarak gönderilen bir enerji ve frekansı ...insan kulağının duyacağı... ...ve gözünün göreceği frekanslara... ...çevirici işlevi vardı... ...dedim ya birçok evet. işlevi vardı diye... ...bir tanesi bu zaten açıkça yanıyor... ...yazıyor şeyde... ...kutsal kitaplarda... ...ondan sonra çölde giderken... ...sabah çiğ tanelerini... ...yenilebilecek bizim bugün... ...pirinç patlağı gibi değerlendirebileceğimiz... ...yani üç boyutlu böyle elle tutulur... ...karın doyuracak fiziki... ...bir hale çeviriyordu... Yine ne oluyor? Onun muazzam bir elektromanyetik alanı var. Bu elektromanyetik alan içine giren iki taneleri olan, ilginç uğruyordu. Teberne Tebernekulum Hı -hı. çadırının içinde bu oraya kadar leviler getirdi koydu. Evet. Bunu biliyoruz. Hı -hı. Ama bir bakıyoruz levilere diyorlar ki sen çık. Kim girecek? Kohenler. Şimdi Makineyi çalıştıran yani bir, bir makinaysa hı hı Cohen soyundan olması lazım ki makineyi çalıştırabilsin. Aynen öyle. Şimdi Cohen'ler nereden oluyor? Şimdi bütün kabilelerden seçiliyor. Seçiliyor. Tabii. Şimdi 12 şunu kayıp kabilelerin şunu söylemek yani şu istiyoruz. Peki taşıyıcılarla e, hadi bu, bu soru da sana olsun. Taşıyıcılarla çalıştırıcılar yani mesela kohenler çadırın içinde Kimse girmeyecek. Hiçbir şekilde e, içeriye yaklaşacaklarsa ve hatta içeride ahit sandığı durduğunda içerideki çalıştırıcı kohen ne bir şey olup olmadığını anlamak için de kohenlerin üzerinde a, ip değil Çıngırak. çıngıraklar var. Hatta bugün herhangi bir e, hani havraya gittiğinizde müzesine bakarsınız çengirak şeyler çanlar vardır. Çünkü der ki adam ölüp ölmediğini e, buradan anlarız. Niye kohenler var? Ben onu şöyle yorumluyorum. Yani burada bir özellik var mıdır? Sandıkla ilgili, genetikle ilgili falan bu konuları çok araştırıyorlar. Ama ben şuradan yola çıkıyorum. Şimdi benim anne tarafım Çerkez, Kafkasyalı. Çerkezlerde bir adet var. Kabileler savaştıkça işin şeyini bulamamışlar. Buna bir çözüm bulalım, çözüm bulalım. Orada da Hazar bölgesinde Hazar Türkleri var. Bunlar Yahudi dinine mensup ve burada Yahudilerin bir adeti var. Esasında bu Yahudilerden geliyor. Tarahimlerden bazısı. Yani evet. şey Hazar evet. şeylerinden geliyor. <laughs> Şöyle yapmışlar: Her kabileden asil olanlarını işte 100 tane erkek, 100 tane kız seçiyorlar ve bunları diyorlar ki bundan sonra bunlar kendi aralarında evlenecekler ve bunlar asil soy ve bunlar kain soyu yani Kohen soyu. Bu kutsal sandığı bunlar kontrol edecek. Çerkezler de aynı o adeti alıp kullanmışlar ve bunlara hakimler demişler. Zaten e, şey Yahudi tarihinde de hakimler bölümü var. Var. Krallıktan var. önce. Yani bunlar kararları verenler ve bunların kararına diğer kabileler itiraz edemiyor. Çünkü her kabileden orada adam var. Ama onlar ayrı bir soy oluyor. Ayrı Tabii bir boy oluyor. Genetik özelliği oluyor yani. Ha, yeni bir şey oluyor. Şimdi burada ben böyle bir şey düşünüyorum. Yani aralarına kavga çıkmasın diye. Çünkü burada İsrail oğullarının içinde bu Bünyamin oğulları çok özel bir şey. Bunlar bir şey iddia ediyorlar. Bunlar Mısır firavunlarıyla bağlantı kurup dünya dışına bizim soyumuz gidiyor falan diye iddiaları var. O orası ayrı bir derya. Ama bu iddia yüzünden bunlar devamlı Hazreti Musa'nın getirdiği sisteme itiraz içindeler. Ve bu bitmemiş İsrail tarihi boyunca. İşte biraz önce Samiri zamanını anlattım bir iç savaş çıkmış. Sonra hakimler döneminin sonuna doğru yani kral olmadan önce daha Saul kral olmadan önce de ayrı bir olay var. Bir tane adamın yanında cariyesi var. Kendi memleketinden uzak bir yere gidiyor İsrail'in içinde. Yani galiba Yahuda'ya gidiyor İsrail kralından Yahuda bölgesine gidiyor. Ve o Bünyamin oğullarının köyüne geliyor. Akşam oluyor. Ben diyor geldim beni kabul eden yok mu? Hani evine tanrı misafiri hani aç kaldık şey kaldık falan. Kimse şey yapmıyor. İhtiyar bir adam diyor ki ya gel diyor. Ama bunlar da gene İsrail oğullarından. Ama Bünyamin oğullarının bölgesinde oluyor bu olay. Şimdi o adamın evine gidiyor. Fakat gece Bünyamin oğullarının delikanlıları geliyorlar. Bu Tevrat'ta anlatılıyor bu ayetlerle anlattığım şey. Yani hikaye değil bu. Tevrat'ın ayetleri. Onlar yüz tane delikanlı. O kızı bize ver. Biz onunla işte şöyle yapacağız, böyle yapacağız falan filan kavga dövüş ihtiyar adamı şey yapıyorlar. Bu o, cariyenin sahibi olan adamı da bir şekilde Nereye etkisiz geleceksin? hale alıyorlar. Burada bir tecavüz olayı yaşanıyor ve en sonunda kız ölüyor. Ölünce adam alıyor bunun parçalanmış şeylerini. Bütün İsrailoğullarının kabilelerine dağıtıyor. Ve diyor ki bu konuda ne yapacaksınız? Bunun üzerine toplanıyor İsrailoğulları. Bünyamin oğullarına diyorlar ki o 100 kişiyi bize teslim ederseniz size savaş etmeyiz. Ama teslim etmezseniz savaş ederiz. Onlar da etmiyorlar. Söylendiğine göre Tevrat ayetlerinde 25 bin kişi Bünyamin oğullarından 75 bin kişi İsrailoğullarının diğer tüm kabilelerinden iç savaş oluyor. Ve bu iç savaş sonunda ikinci Bünyamin oğullarının ihracı. Hatta öyle oluyor ki 500 tane mi, 400 tane mi ne e, Bakire kız kalıyor. Şimdi bütün biyaminaları erkekleri kaçmış veya öldürülmüş. Ya diyorlar bu kıza hani soy devam etsin hiç olmazsa, çağrı yapıyorlar diyorlar ki e, 400 tane kız kaldı. Geriye gelenler bunlarla evlensin tamam bir şey yapmayacağız affettik sizi. Çok fazla insan geliyor. Çok fazla insan gelince bu sefer diyorlar ki e, biz kadınsız kaldık. Onlara diyorlar ki siz komşu kabilelere saldırın. Onlardan kızlarını kaçırın. Eğer size bir şey yaparlarsa biz bütün İsrailoğulları olarak sizi koruyacağız. Yani bu soyu gene yürütmek için. Ama burada şöyle bir şeylik var, cinlik var. Oradaki Benjamin oğullarının bu özel soy iddiasını aslında sulandırma var yani komşukabilelerden kızalım. Tabii tabii tabii. Diyerek sulandırma var. Yani Şimdi, aslında soyu bozmak diyelim ona değil mi? Soyu tabii. bir şekilde. Aslında burada hani iddia ettiğinizde olan bir şey var. Hep Benjamin oğullarından filan bahsediyoruz. Evet. 12 çocuktan bahsediyoruz. Aslında e, konunun aslı yani siyonizmin de temellerini oluşturan asıl diyanadır Yani Orası da acayip. Aslı, yani en önemli konu budur. 13. Kalip, kayıp yani kabile dediğimiz Diana'nın yani bir kadının erkeğin değil kadının soyunun aslıdır. Bunu da böyle başka bir konuda işleriz. Hakan sendeyiz. Tamam. Şimdi Konuyu, e, bağlamadık ama Hakan devam etsin. Şöyle bakalım. E, geldik ki ahit sandığı deyince ahit sandığı demek aslında e, büyük piramidin kendisi demek. şimdi gerçekten büyük piramit bir mezar mı sence? Kesinlikle yoksa, değil. Yoksa büyük piramit ve ahit sandığı ben yıllar İnişmişti önce şöyle mi? bir şeyde bulunmuştum. Ee, şimdi alıp çok kullanan var. Yani ben de tabii farklı teoriler ürettiğim gibi hmm. ahit sandığı bir şekilde e, büyük piramitten e, Hz. Musa tarafından çalınmıştır dedim. Niçin? Firavun da bu yüzden peşine Peşinlik. düşmüştür İsrailoğullarının. Yoksa Hani işte İsrail oğulları gider parasıyla değil mi der? İsrail oğlu değil ve hatta hatta İsrail oğullarını bile satın alabilir parasıyla. Tabii. Çünkü bunu nasıl anlıyoruz? Elinde sonunda onlar da altın için. Çok önemli apis boğasını yapıyorlar. Tabii. Demek ki para önemli. Firavun'un aslında peşinde olduğu ait sandığının kendisi olabilir mi? Şimdi orada e, şu şeye kesinlikle teze, tezinize katılıyorum. Bir şeyi alarak ayrılıyor oradan. Ama bu aldığı şey bence ahit sandığının kendisi değil. Nasıl? Ahit sandığının içine koyulan ve ayıt sandığı ölçülerinde daha önce Mısır piramidinde bize Keops ya da Kufu'nun mezarı olarak şu an İngiliz masonu Alvay Weiss'ın bir uydurması sahtekarlıdır. Bunun belgeleriyle açıklamaları artık kabul oldu. Buradaki sistem eğer bu mezar değilse ne diye sormayalım diye bu şekilde tıkadılar. Ama Evet içeri girdiler ilk kez girildi daha önce hiçbir girilmesi şey belirtisi olmamasına rağmen ne lahitte Keops bulundu ne Kufu bulundu ne bir saçteyi daha sonradan yan mezarlardan kemikler atıldı ve oraya kral odası mezar odası dendi. Halbuki orası mezar değildi kralın mezarı hiç değildi. Peki mezar değilse neydi şimdi bunun cevabını da vermemiz gerekiyor. Neydi sizin de dediğiniz gibi guk taşı denilen bazı kaynaklarda belirtildiği gibi böyle kırmızı bir taştan ama bu dünya içi midir dışı mıdır bilmiyorum belki teknolojik bir cihazdı ebatları tam olarak bakın eh, ahit sandığın ebatlarıyla orada kral odasındaki eh, lahitin iç ebatlarına bakın inanılmaz derecede paralel birbirine yani aslında şöyle, çok yakın olduğunu görürsünüz diyelim, e, büyük piramidin içinde ...mezar diye söylenen yer... Kısım. ...aslında orayı ölçtüğünüz zaman... ...ahit, ahit sandığının... E, ...Tevrat'taki belirtilen ölçülerine göre... Çok ...yapıldığı anda... ...içine cuk diye oturuyor değil mi? Şimdi ama e, şöyle bir şey var... ...bence ahit sandığına orada ihtiyaç yoktu... Ama dediğiniz güç kaynağına kesinlikle katılıyorum. Şey, şöyle Hazreti ki Hazreti Musa almadı mı diyorsun sen? Musa aldığı şey Ahit Sandığı'nın kendi değil. Ben de onu Aa, söylüyorum. Yok. Çünkü yani Ahit Sandı... şimdi şundan Tevrattaki dolayı Tevrat'taki ayetleri ters. Bak şimdi şöyle. Ay içindeki Yurja peygamber var. Evet. Hazreti Musa'dan devralıyor. E Tevrat'ta ayetler var. Şimdi Tevrat'a inan inanma kaynaktır. Şimdi alıyor kendisi İsrail için savaş ediyor. O savaşta İsrail topraklarını almak için Ayı sandığının önünde taşıyor. Hatta güneş ile durduruyor falan. Şimdi bunlar Yuşa Aleyhisselam'ın bunu kullandığını ispat ediyor. Hatta Yuşa Aleyhisselam tamam, bize bağlıyor işi. Bir şeyi. Türkiye'ye bağlıyor. Bak bir şeyi atladık. Şimdi, bak, bir şeyi atladık. Yani Hakan'ın söylemek istediği yarım kaldı şu. açıklayamadım. Ha yani Ayı oradan, sandığının şu andaki içindeki e, mekanizmayı makyeler. aldı. Çünkü dedi evet. ki kitapta yazıyor. Nerede evet. Tevrat'ta. formülü aldı gibi anladım. Bu, bu hayır bu ölçülere göre sen ya. Almış olduğun ahit e, altınlar mı altınlar da alındı ya? Ona göre ahit sandığı yapacaksın. Yapıp içine koydun. Ama sen firavun olsan <laughs> yani örnek olsan affedersin. Firavun olsan diyorum. E, gider misin şimdi alınmamış bir şey sadece formülünü almış ben. Formülden al... bahsetmiyorum. Cihazdan bahsediyorum. Cihazı aldı mı? Tabii aldı, aldı diyor. Aldıysa tamam. Cihaz ben ilk günden ama, beri aynı şeyi söylüyorum. Ahit sandığı olarak değil. Çünkü ahit sandığının aslında orijinali Mısır piramidinin lahti. Mısır piramidi ve lahit e, ait sandığı bence şöyle. Mısır piramidinin de muazzam boyutlar arası işlevi var. Kesinlikle bir makinedir ve boyutlar arası güç üretecek. Bunu nereden çıkartıyorsun? Hangi formülleri? O, o kadar çok. Ya şey var nasıl ki? matematize ediyorsun aslında? Bir kere yapısı kesinlikle frekans harmoniklerine göre. Lambda dediğimiz Ne e, demek Landuma Yani şöyle bir şey var. E, 6 numarayı Altı 6 numarayı verelim mi? Oradan izah edelim. Evet. Tamam. Şimdi solda... E, Reklama kaç dakikamız var bu arada? Girebiliriz. İstersen şimdi şöyle yapalım. Efendim Hakan bize Lambdoma denilen yani aslında büyük piramitin e, frekanslarını bir şekilde matematize etmiş. Evet. Yani aslında bunun bir makine olduğunu söyleyecek. Dolayısıyla ufak bir reklam arası reklam dönüşü bize hepsini anlatacak. Sevgili dostlar kayıt dışı devam ediyor. Serhat Ahmet'ten ve Hakan Yedican'la birlikte insanlığın saklı gerçeklerini konuşmaya çalışıyoruz efendim. Şimdi nerede kalmıştık? Evet büyük piramitte. Büyük piramitte acaba e, ahit sandığı bir frekans makinası mı? Bunu konuşacağız. Hakan sen sendeydi. Ekrana da verdik. Hadi bir, bir anlat bakalım bize ne anlatacaksın. E, araştırmalarını. Şef çubuğumu da aldın. Evet şef çubuğunu da aldın. <laughs> Şeflik yapalım birazcık. Evet. Şimdi burada büyük piramidi görüyoruz. Ben buna hiçbir zaman Keops ya da Kufu piramidi özellikle demiyorum. Çünkü Keops'un e, tahta çıktığı dönemde zaten stelası denilen o e, yazıtlarında ben tahta çıkmadan önce bu piramit çok eski zamanlardan zaten beri burada duruyordu yazıyor. Yani Keops'a ait olmadığını Keops'un stelasından net bir şekilde öğreniyoruz. Peki kime aitti, kim yaptı? Bunun tarih olarak baktığımız zaman büyük piramide buradaki bir zamanlar Sphinx ve piramide su teması olduğunu ve bu su aşınmalarının da yani hangi işte bu kireç taşıyla ne kadar sürede ne kadar aşınacağını bilim adamları kendileri tespit ediyorlar ve Robert Soch diye bir bilim insanı var bunun en az milattan önce 10.500 yılına ait olduğunu hatta Sphinx'in 150.000 ve bazı bilim insanları diyor ki bu kadar yeni de değil yani bu 800.000 yıla kadar geri gidebilir. Sphinx piramitlerden de eskidir diyorlar. Yani insan başlı e, aslandan Tabii, bahsediyoruz piramidin hemen piramitin önündeki. E, şey, evet. Yani tarihleri verelim ki peki neden bunlara e, Kufu ya da e, şey e, Keops'un mezarı dendi? Çünkü bunların kuzey ve güney yönünde İkişer tane böyle soba bacarısı gibi kare e, ölçülerde yaklaşık böyle bir karış e, yük, çapında kare şekilli böyle metrelerce giden oyuklar vardı. Buna yıllarca bilim insanları havalandırma bacası dedi. Fakat bunlardan iki tanesi yüzeye kadar devam ediyordu, dış yüzeye kadar ama iki tanesi etmiyordu. Yani dışarı açılmayan hava bacasını yapmak e, ne kadar ya da böyle adlandırmak ne kadar bilimsel ve e, gerçekçi bu tartışılır. Daha sonra anlaşıldı ki bunlar hava bacısı değillerdi. Neydi peki bunlar? Kuzeyde e, e, güneyde Sirius ve Orion gezegenlerini hizalanıyordu bunlar. Kuzeyde de e, Draco ve aynı tak küçük kepçenin bir yıldızına hizalanıyordu. Şimdi bu yıldız hizalanmaları da presesyon dediğimiz dünyanın ekseninin yamuk olması ve bu eksenin şu şekilde e, topaç gibi yalpalanmasıyla alakadar olarak göksel yıldız dizilimi kayıyordu. Buradaki dizilimin bu pencerelere hizalanması bir önceki en yakın turu milattan önce 2590'lı yıllardı. İşte oradan yola çıkarak o dönemki en önemli kişi kimdi? Keops bu olsa olsa en önemli kişi Keops'a aittir denilerek Burada yağlı boyalarla bir, bir sahtekarlık ürünü olarak bunlar bombalarla patlatıldı filan. Bunlara şimdi çok detay girmeyelim. Ama Keops'a ait değildir. Mezar da değildir. Bu konuları zaten detaylı Bunu anlatıyorum. Peki biliyorum. o zaman nedir? Ben ekleme yapabilir miyim? Tabii. Hı -hı. Şimdi bak şurayı çizeyim. Hakan'ın anlattığı şey Hı -hı. daha anlaşılır olsun. Piramitin şeklini çizelim. Bir içindeki odalara göre bu anlaşılıyor. Şuradan şey yapayım. Şimdi piramitin şöyle... Hakan şöyle piramidi çizdiğimiz zaman şuradan şöyle bir şey var. Buradan büyük galeri var. Evet. Şurada kraliçe... Bu arada e, çıkıcı e, galeri sadece dünyada bu piramitte var. Hepsi inici de, e, değer, değeri olarak geçer. Evet. Bunda çıkıcı olarak sadece bundadır. Şurada kraliçe odası var. Şurada kral odası var. Şimdi Hakan'ın anlattığı şaftlar şöyle geliyor. İki tane buradan çıkıyor. Evet. İki tane de iki tane de Kraliçe odasından çıkıyor. Biraz daha yana doğru dönersen. Şöyle. Bu kraliçe odasından çıkan da yalnız çok enteresan. Şöyle şunu kesiyor. Yani açısı farklı. Şimdi evet. burada Ku takım yıldızına kenetlenenler var. Şurada Draco. Kraliçe odasından çıkan Ku'ya kenetleniyor. Buradan çıkan Draco'ya kenetleniyor. Buradan da çıkan Orion ve Sirius'a gidiyor. Ve Sirius'a yani, gidiyor. Güney yüzü. Sirius. Bir bu. İkinci Hakan, müsaade et şunu Tam anlatayım. Tabi. Şimdi burada üç tane piramit var. Bunlar şöyle köşegen şeklinde diziliyorlar. Fakat şu küçük piramit biraz daha köşegenin dışında. Şimdi e, Hakan'ın söylediği bilim adamı değil de Arabistan'da çalışan bir mühendis, petrol işinde çalışan evet. bir mühendis. Sonra İnşallah. bunu e, tatillerinde Mısır'a gittikçe bu olayı görüyor. Bunu merak ediyor, anlamaya çalışıyor. Şuradan da Nil Nehri geçiyor. Nil Nehri'ne bakıyor. Gökyüzünde Samanyolu'na bakıyor. Diyor ki Nil Nehri Samanyolu'nu ifade etmiş olsa. Bunlar acaba hangi ne yıldız sistemiyle eşleşiyor diye bakıyor. Bunlar Orion takım yıldızı yani şöyle çizelim onu da. Şurada Orion'un şöyle kemeri ne? var. Yani. Şurayla eşleşiyorlar. Fakat tersten eşleşiyorlar. Bu tersten eşleşmeyi de şunların açılarını daha sonra Alman bir mühendis Gentembering diye birisi hesap ediyor. Bir tane Hı -hı. robot yaptı. O robotla bunların açılarını ölçtüler. Bu eşleşmeleri de buldular. Şuna, sonra şöyle bir sonuç çıktı. Zodiac'ta bunun zamanını bilgisayarda geriye işleterek bulalım dedikleri zaman bu eşleşmenin 10.450. Milattan önce kesinlikle birincisi bu. İkincisi 26 bin sene geriye gidebilir Hı -hı. dediler. Orada da bir eşleşme var. Hı -hı. E, 26 bin sene önce bu 38 bin'e falan geliyor. Milattan önce 38.000 38 bin de olabilir dediler. Ama ilk yani bize en yakın eşleşme bu. Şimdi sen buradan devam et. Evet. Yani benim bildiğim bu. Evet. Bize en yakın olan aslında bu 10450'den sonra milattan önce 2500'de de yine bir eşleşme Öyle mi var. Bir de. O son eşleşmesi. Evet. Ama e, onu neden bunlar dururken neden onu baz aldılar? O tarihi baz aldılar. Çünkü tek dayanakları Darwin ve Evrim teorisiydi. Bundan önce 12000 sene 38000 sene önce böyle bir şeyi nasıl yapacaklar? O zaman bu son eşleşmeyi aldılar. Ama ben Mısır piramidinde biraz sonra bahsederiz. Boston piramidi de bu 30.000'li yıllara denk geldiği için bunlar artık bilimsel olarak ispat olduğu için Frekanslara diyor, geçelim. Diyorum ki bu tarihler evet. bu kadar eski. Şimdi yapıya baktığınız zaman burada çok önemli bir özelliği daha var. Piramitler aslında görüyoruz burada. Onun başka şey vardı ama rejiye yollamadık. Ee, bir dahaki sefere artık. Dikkatli bakılırsa 8 tam şu evet, ortalarda şu noktalarda ee, çok e, düşük miktarda içeri doğru bir giriş yapılıyor. 5 derecelik bir açı. Yapılıyor ve bunu dünyanın en yüksek gökdelenlerini yapan, en gelişmiş teknolojileri kullanan inşaat firmalarına gittiler. Bunların belgeseli yapıldı. Dediler ki size sınırsız para, sınırsız araç gereç ve insan gücü vereceğiz. Hani tarihe de karışmıyoruz zamana. Bize bu piramidi yapabilir misin diye. Vallahi dediler ki çok zor ama bugün teknolojisiyle artık hani imkansız değil. Hani uğraşırsak bunun üstesinden gelebiliriz. cevabını verdi. Peki dediler ki şurada o 5 derecelik sekizgen yapan ve sadece ekinoks gün dönümlerinde böyle 20 30 saniye kadar o gölgelerin belirgin olduğu onun da fotoğrafları var internetten bulabilirler. Bu şeyi hassasiyette yapabilir misiniz? Sakın böyle bir şey teklif etmeyin. Asla yapamayız dedi. Çünkü o basit bir 5 derecelik açı değil. Bunun yani kat be kat çok daha büyük hassasiyetle yapılmasını e, gerektirdiği için muazzamlığının ve insana e, o dönemki insan ait olmadığı bir şey eklemem söyleyeyim. lazım. Ben Tabii. bunu hani e, belki dünyada tek gösterdim. Hı -hı. Bu piramite yukarıdan bastırıp yani zeminle yerle bir ederseniz. Ne çıkıyor? Aslında görmüş olduğunuz tapınakçıların haçı çıkar. Sekiz köşeli. Aynen öyle. O da frekanslarla ilgili. Hitlerin haçı Yok. Tapınakçıların haçı çıkar. Malta Şövalyesi. Malta Şövalyesi yani. Şimdi burada şöyle bir enteresan bir şey daha var. Mezar diyorlar ya bu mezarcılar biraz fazla gelişkin. Neden? Şu piramidin tam tepe noktasına bakıyoruz. Bunu yaklaşık işte 30. paralelle yakın bir noktada Işık hızının saniyedeki hızı 299 bin küsurat diye gidiyor. 9 haneli bir şey var. Ve buna bakıyorsunuz o 9 haneyi baz aldığınızda... ...kuzey koordinatı olarak aldığınız zaman... ...ışık hızı sizi tam olarak piramidin tepesine getiriyor. Yani bu tesadüfler üzerinde düşünülmesi gereken... ...enteresan tesadüfler. Şimdi bu nedir? Piramitte ne alakası vardır? Bu tablo, gördüğünüz tablo... ...Lamdoma denilen bir e, aslında tablo... Lambda renkler... ne demek? Evet, bir renkler onu ve istersen. şeyler nedir evet. onu açıklayayım hemen. Burada gördüğünüz her bir renk aslında her biri bir nota. Yani şu beyazlar doğu notası olsun ve ona göre belli yerlerde görüyorsunuz belli bir dizilimi var. E, o do notasıysa sarı başka bir şey yeşil başka bir şey siyah başka bir nota ama sadece bunu nota olarak baz almak zorunda değiliz rakamsal olarak da alabilirsiniz kesir olarak da alabilirsiniz renk olarak da alabilirsiniz bakın bu renklerin de şeyi aynı şeye oturuyor renk frekanslarında ses frekansları bunlar şunun tablosu bir e, piyanoda tek bir tuşa bastığımız zaman aslında bir ses duyarız fakat içinde o sesi oluşturan tıpkı bir prizmaya beyaz ışığı yansıttığınız zaman ne olur? Prizmadan 7 tane tayf olarak ayrılır. Yani o beyaz dediğiniz şey aslında beyaz ve siyah diye renk yoktur. O 7 tane rengin hepsi varsa beyazdır. Hiçbiri yoksa siyahtır. Sadece bir tanesi varsa o renkten birisidir. İşte piyanonun harmoniksleri dediğimiz, doğuşkan dediğimiz sistemde tek bir ses diye duyduğumuz sesin içinde hem incelerek yukarıya doğru giden hem de kalınlaşarak aşağı doğru giden belli matematik oranlarına sahip harmonikler var. İşte bu o harmoniklerin oluşturduğu tablo. Bu yukarı doğru gideni, şu aşağı doğru gideni. Onların hepsi bir nota. Nota. Bunu çaldın mı? Bunu ben e, çaldım. Ha. Özellikle bir DJ makinesi var. Böyle tuşları var kare. Evet. Ondan sonra getirdim. Her çaldığımda da e, e, çok güzel ilgi çekti ve bunun da aslında evrensel olan Kozmik halini e, yıllardır çalışıyorum ve bu konuda e, iddialarım var. Tam olarak rengi şudur, notası frekansı şudur diye çalışmalarım var ama şimdi onlara girmeyeceğiz. Buradaki bu evrensel bir kanun, matematik geometri, nasıl ele alırsanız, e, burada hepsini, tüm notaları, tüm frekansları yaptığınız zaman karşınıza böyle bir tablo çıkıyor. Bakın bu tablo aslında Mısır piramidinin tam tepesine bakın. Burada yani parçalanmış olan bir kare şey var. Tepe taşı. Capstone denilen taşın yerinde olmadığını görüyoruz. Bu taşın kristal ve altınla ilgili olduğunu iddia eden birçok kaynak var. O da neden kristal ve altın? Yani bunu incelediğiniz zaman kuars kristali, organit denilen William Reich ve yani organ enerjisiyle alakadar ve altının da Dediğim gibi özellikleri ve monoatomik yapısı bence önemliydi. Bakın aynen bir kare görüyorsunuz. Bunun içinde burada tam net değil ama bir karecik daha var şurada. En saf olan. Bakın o beyaz yerlerin en yoğun olduğu, saf olduğu nokta burası. Yani piramit kesinlikle kardinal yönleri baz alarak yapılmıştır ki insana ait olmayan piramitlerin mutlaka altında akifer denilen su geçirmeyen katmanların arasında akan su kanalları vardır. Bu olmadan piramit çalışmaz. Çünkü bu akifer denilen su kaynaklarının manyetik enerjisiyle aslında piramitler çalışıyor. Yani bir makine diyorum size kaynağını da veriyorum. Bu bilimsel mi değil mi doğru mu değil mi? E, Tesla'dan iyi bilecek halimiz yok. Tesla'nın yaptığı kule wireless yani kablosuz enerji yaydığı kule tam olarak akiferlerin üstünde bu piramit teknolojisiyle zaten çalışıyordu. Sonra bunlar neden bu kadar hassas bir şekilde yani Kuzeye... neyi yaptı. Kablosuz elektriği yaptı. Aktardı. Tabii. Bütün dünyaya bedava elektrik. Aynen ve şunu söylüyordu. Eğer diyordu. Yine yani bir okült Cemiyet üyesi olan Edison ona çelme takmış olmasaydı ve gerçekten sözlerini tutup onu desteklemiş olsalardı bu projeyi. işte AC mi DC mi alternatif akım şeyi savaşı devam ederken bu sistemi dünyada L hatları üstüne gerekli merkezlere gerekli ölçülerde yapsaydı hepsi birbiriyle iletişim kurarak dünyanın her yerinde sınırsız sonsuz ve bedava enerji üretecekti. Enerjinin üzerinden de haberleşmeyi taşıyabilirsin. Her şey tabii ki. Enerjinin üzerinden aslında Aklınıza Her gelmiş olduğu tüm teknolojik bugün başka bir yerde olabilir. Buna zaman yolculuğu da daha diyebiliriz. çünkü evet. o da bir frekans aktarımı. Kesinlikle. Şimdi e, kapak taşı dediğin evet. tarafa gelelim. Bir de şey yani de yok. Aslında maliyeti de yok. Tabii Havadan alıyoruz. Bedava Tabii. enerji. Bedava. Yani, yani aslında kapada yanlış havadan değil. Yani e, dünyanın merkezinden alıyor. de alarak çalışan bir Peki, enerji e, Yeterli enerji olduğu için. üretiyor mu acaba? Şimdi bu buraya ait değil zaten. Bu enerjiyi üretmesi güneşe ait. Öyle o yani lazım. mesela bu piramitlerden bir tane yapsak Türkiye'nin bütün elektriğini karşılar mı? Ee, ona ona geliyor zaten iş. Oraya geliyor. Tabii. Değil mi? Yani şöyle Tesla bunu kendisi söylüyor. Diyor ki bu sistemi kursaydık eğer diyor dünyanın her yerinde her şeyimize yetecek sınırsız sonsuz bedava enerjimiz olacaktı ve bu şuna yol açacaktı diyor. Dünyanın ekvatoru etrafında Satürn'ün halkası gibi yani tam onu yani ona benzetiyor. Bir enerji ışıma çemberi olacaktı diyor. Bakın burası da bambaşka bir konu ama madem girdik ona da bağlayayım konuyu. Burada ben bu halkayı kesinlikle geçmiş teknolojilerde piramidin, piramitlerin dünya üstünde binin üzerinde piramit var. Biz 3-5 tanesini ancak sayabiliyoruz. Hani normal birine gittiğiniz zaman. Ama bu bin tane piramit. Birbiriyle bağlantılı yapıları, mimarileri, geometrileri birbiriyle bağlantılı. Ve burada şunu iddia ediyorum. Tüm dünya genelindeki bu ebattaki insanlığın yapamayacağı çok gelişkin cihazlar birbirleriyle binlerce yıl öncesinde enerji transferi yapıyordu. Frekans yani transferi yapıyordu. Yani şimdi yapıyorlar. dünyada bin tane binin üstünde Tabii. Piramit olduğunu biliyoruz. Hı hı. Yani bunlardan bir tanesi bildiğimiz işte Bosna'daki Tabii. piramit. Bu beyaz piramit dediğimiz Çin'deki piramit. Şiyan bölgesinde. Ve, e, ben e, belki Twitter'dan izleyiciler bakabilirler. E, kutup bölgelerinde de Var. iki tane piramit tespit Bulundu. edildi. Bunu ben yayınlamıştım. Şimdi e, sen Bosna'ya gittin, hı hı. Bosna piramitini izledin, <laughs> inceledin hı hı. ve onun çevresindeki aslında e, hani yapılara da baktın. Evet. bunlarla ilgili ne söyleyeceksin mesela çok konuşulan bir konu değildir aslında Bosna piramidi evet, çünkü bilim camiası bundan hiç hoşlanmaz ve bunu doğal oluşum deyip bu konuyu kapatma eğilimindeler bir 12 <laughs> numarayı alalım mı neden evet. hoşlanmıyorlar Arkan. Evet. neden hoşlanmıyorlar ee, onu da söyleyelim Bosna'da piramit bir tane değil bakın 5 tane piramit var ve bu piramitlerin en büyüğü buradaki güneş piramidi Güneş piramidi yaklaşık 300 metre en son ilk bulunduğunda 220 metre olarak tespit edildi. Daha sonra toprak altında bunun 300 metreye kadar derinleştiği yine bilimsel tespitlerle ulaşıldı. 4 boyutlu yeraltı jeolojik radar görüntüleme sistemleriyle şu anda bunun 360 metreye kadar toprağın dibine gidiyor. Sonrası belli değil. Belki de Bunlar daha fazla. Bunlar doğal yapılar olamaz mı? Doğal yapılar olamaz. Neden olamaz? Bunlar onlarca bakın her sene 2005'te e, Doktor Osman Agüç bunları keşfediyor 2010'da 5 sene araştırıyor 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 kimyasal araştırmalar yer, jeorodarlar filan her tür teknolojik araştırma ve dünyanın her yerinden Bakın bunların isimleri tek tek e, şeyde kayıtlı alınan ka, e, kullanılan ölçümler çıkan formüller sonuçlar ve burada özellikle ay piramidinden e, şurası ay piramidi bu ay piramidi de Mısır'daki ay ha pardon Ay Piramidi burada güneşin karşısında olan. Bunlar e, tarihi nedir çok net olarak. Şöyle çok kesin ve net olarak bunların ölçümleri yapıldı. Defalarca yapıldı ve en son yapılan ölçümlerde Güneş Piramidi yani şu an 300 metreden fazla olan Güneş Piramidi 29300 yıl artı eksi 400 yıl olarak tarihlendi. Bakın bu bilimsel Karbon testi yöntemleri kullanıldı. E, bu bütün bilim insanlarının hangi üniversitelerde hangi e, cihazları kullandığı e, şeylerde yazıyor. Tabii Burada orada karbon testinde bir tane kemik buluyorlar, bir şey buluyorlar ona göre yapıyorlar. Tabii. Ondan çok daha eski olabilir o zaman. Şimdi en az diyorum. Şimdi bulunan bir de bu bölge bakın hep nehirlerle dolu yemyeşil Peki, bir Peki şöyle bir yer. soru geldi. Şimdi biliyoruz ki büyük piramitlerin yani e, Mısır'daki piramitlerin dizilişi Orion'a bir evet. simetri evet. taşıyor. Evet. Peki buradakiler bir yere simetrisi var mı? Ben bunu araştırdığımda bu bilgi tespit edilmiş değil. Etse etse zaten Doktor Osman'a hiç ederdi. İşte iki üç kere gittik araştırdık. Kendisiyle görüştük. Hatta seminerimi 3 saatlik seminere dinledi. Bazı iddialarım vardı çünkü. Türklükle alakadar olduğunu düşünüyorum. Bakın burası çok önemli. Ve herkesi bilim insanlarımızda da, tarihçilerimizi de milletimizi de bu konuya ...ilgilenmelerini rica ediyorum. Sence, Sence minimum kaç yaşındalar bunlar? 30 bin yıl. 30 tespit. bin yıl. Şimdi, Türklü organik parçalar de, 35 şimdi şöyle bin Türklükle Bitti. ilişkilendirdiğin zaman, Türklerden ne bahsediyorsun yoksa bir Mu kıtasının devamından mı... bahsediyorsun? Şimdi 30 bin yıl önce Türkiye evet. Cumhuriyeti yoktu. Kimden bahsediyoruz? Bugün en yoğun o bahsettiğim DNA'yı en yoğun taşıyan bölge olarak yani biz ülkemizi Türkiye Cumhuriyeti'ni ve oradaki insan alalım. Ama tabii bunun içinde bir sürü gen melezlenmeler var. Fakat bana göre bu işin özü yani Mısır'daki piramit teknolojisi Atlantis, Tot, Hermes ya da işte bizim İdris Peygamber dediğimiz, Ningis Sidda dediğimiz tüylü yılan olarak mayalardaki piramitlerden sorumludur. Ve kendisi de yine Mısır'daki piramitlerden sorumludur. Bu ee, bu bölgede nasıl geçiyor? Enki'nin oğlu Tot. Yani Ra güneş tanrısı dediğimiz Ra'nın aslında kardeşi. Anunnakiler. Yine bu işin de arkasından Anunnakiler mi yaptı kendileri için elektrik sistemi? Şimdi mi burada bir, bir yanlışlık oluyor. Tekrar gerisi say sayıyorum Buyurun. şimdi. 30 bin yıl önce Hı -hı. Türk Türklükler Türklükle ilgili evet. konuştuğun için söyleyeyim. Şimdi şöyle bir şeyi bilgi olarak eklememiz lazım. Ekleyelim. Ne anlamda? Bu bir varsayım. Sen bu varsayıma katılmadığını Yok. bildiğim için Hı, söylüyorum. Bilmiyorum. Muğ kıtasının önemli bir parçası yani daha doğrusu e, hani klanı Uygur Türkleridir. Aynen öyledir. Yani e, mu kıtasına minimum baktığımız zaman 50 bin yıl önce diye bakıyoruz. Muğ'un ayrılmayı Uygurlar onları onlardan ayrılan bir kavim ve Türk kavimi olarak evet. biliyoruz Uygurlar. Evet. Dolayısıyla onların devamı olduğunu mu iddia ediyorsun? Evet aynen öyle tamam. iddia ediyor. Yani çünkü, çünkü hani e, izleyicinin de kafası karışmasın. Türklük deyince 30 bin yıl önceye mi gittik dediğin zaman buradan bir referans mı konuşuyorsun? Benim iddiam şu yani e, Serhat Bey'e saygım sevgim sonsuz ama e, bu konuda hani tabii ki e, farklı düşüncelerimiz olabilir. Ben Türklerin Mu kıtasına kadar geri gittiğini bu DNA soyunun geri gittiğini buradan da dünya dışı temasların varlığı e, söz konusu olduğunu düşünüyorum. Semavi dinlerimizde yine bu dünya dışı temasla ilgili olarak ileride karşımıza çıktığını ve bu gelişmiş medeniyetlerin piramitlerin işte bu ayit sandığındaki bu üstün teknolojilerin yine bu dünya dışı türlerle sürekli 17 numarayı da verelim mi ekrana? Şimdi olduğunu söyle, ben de bir, ben, bir, bir bu Peki. da baktıktan sonra Hı, sana evet. söz vereceğim. Şimdi evet burası çok önemli. Ee, evet. Bu bu keşif bana ait. Bunu seminerimde Bosna'da bu, kullanıyorsun. Bu Dost, çok güzel bak. Ben bunu mesela Bos çok şey buldum. ilginç buldum. Çok da takdir ediyorum yani Sağ böyle bir ol, şey Sağ teşekkür buldum. ediyorum. Yani neden ilginç geldi? Bu şöyle söyleyeyim. Burası Bosna Piramit Vadisi'nin olduğu yer. Merkez Güneş Piramit. Yani bunlar zaten bir vadide. Beş taneydi ama bugünkü konumuz neydi? En son gelişmelerde araya sıkıştıralım o zaman güzel haber verelim. 6. piramit tespit edildi. Yani bunlara doğal oluşum diyenlere kötü haberlerim var. E altısını da yalanlamak zorunda kalacaksınız. İşiniz her geçen gün zorlaşıyor diyorum. Şimdi burada Bosna piramidiyle bakın büyük piramit burası arasında yaklaşık olarak 1890-1877 kilometre bu ölçümleri siz de evinizde basitçe yapabilirsiniz. Ondan sonra Bosna piramidiyle Göbekli Tepe'nin arasında ölçtüm ve hemen hemen aynı çembere aynı mesafelere denk geldiğini gördüm. E tesadüf olabilir diyeceksiniz. İki tane yer olabilir. Ama bir çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncü de artık tesadüf demek zorlaşır. Üçüncü merkez yine bu çember aynı mesafe çemberi görüyorsunuz. Burası Baltık Denizi'nin ortası. Peki, Peki burada Stonehenge'e denk gelmedi mi? Şimdi şöyle bir şey var. Stonehenge'de başka Stone bağlantıları var. Şeyi galiba evet. kayaların alındığı yere denk geliyor. Ee, o, o kenar var ya, kayalar oradan gelmiş Stonehenge. Evet evet, yani, yani şurada, kayaların geldiği yer şurada olarak kaya, düşünürsek. Kayaların doğrudur. geldiği yer burası, Stonehenge'in şuralarda bir yerde. Stonehenge'in üstüne denk gelmiyor. Bakın gelmiyor. şu Stonehenge. Ha, orası mı Stonehenge? Evet. İşte kayalar da ya buradan Be alınmış mi? ya şuradan tahmin ediyorum. Kayaların alındığı bir yer de, bu da olabilir. Dairenin yani daha doğrusu bu körvün ne kadar e, hani minimetrik oldu çünkü orada gibi çizgi orada da kilometreler demek. Tabi şimdi tabii şunu, da, bakmamız şunu lazım. da göz ardı etmeyeyim. Yani bu santimi santimini tutuyor olarak söylemiyorum birbirine çok. Yani biri bir, 1877, öbürü 1890 mesela 13 kilometre. Ama bu kadar uzun bir şeyin evet. 30 bin sene önce e, kara, yer değiştiriyor, yaklaşıyor, uzaklaşıyor. Tabii, tabii. bu Yani şöyle söyleyelim mi? Aslında. Oluyor kadim medeniyetleri takip eden bir üst akıl var. Evet. Bundan devamlı örnek almış. Bunların en önemlilerinden bir tanesi de bildiğimiz farmosanlar. Yani bunlar bunları biliyorlar, bir şekilde kendi aralarında evet. sembolize edip anlaşıyorlar. Kesinlikle. Bir örnek vereceğim. Üç numarayı verebilir misiniz? Hmm. Evet. Bir üç güzel numarayı. Üç, öteki gel. üç numarayı alalım mı? Evet. Efendim, heykeltıraş George Stanley Oscar heykeli için Firavun'un en iyi heykel ve resim yapan kişilere verdiği bak. Firavun en iyi heykel ve resim yapan yani sanatçılara verdiği fikir, sanat, yaratılış ve maddenin yaratıcısı onlara göre Mısır tanrısı Pet'in bir versiyonunu yapıyor. Aşağıdaki resimlerde olduğu gibi. Daha sonra heykel Mısır büyüsü ve cenaze tanrısı Sokar diye bildiğimiz Aslında e, oy ve reyi yer değiştirdiğiniz zaman Bir bakın orada bir kelime şeyi var Oscar şeklini alıyor %100. Şimdi Buradan da gördüğümüz gibi Bugün bile bazı birileri bu işleri biliyor Fakat e, Kendi aralarında anlaşıyorlar Ve bize haber vermiyorlar Şu anda 3 numarayı tekrar Alalım Bunlardan en önemli yapılardan birisi Babil kulesinin sırrı. Efendim, ufak bir reklam arası Babil kulesinin sırrına gireceğiz. Munati kartlarındaki saklı şehir Göbekli Tepe'yi mi işaret ediyor? Evrenin varlığının sırrı frekanslarda mı gizli? İnsanoğlu kadim medeniyetlerin teknoloji seviyesine ulaşabilecek mi? Az sonra kayıt dışında. Bitcoin Üç Kola Yadımda Coin Parada Bitcoin Üç Kola Yadımda Coin Parada Kahinler 2022 yılı için neler söylemişti? Bosna piramitlerinde ortaya çıkan şaşırtıcı yeni sırlar neler? Mitolojilerde anlatılan tanrılar aslında Anunnaki'ler mi? Şimdi kayıt dışında... Kayıt dışı devam ediyor. Serhat Ahmet'ten ve Hakan Yedican'la birlikte aslında gerçeği konuşuyoruz. Evet, sendeyiz. Nerede Sen, kalmıştık? E, Oscar'la ilgili bir şey ekleyeceğim evet, dedin. Onun e, için kendi tekrar Oscar'ı verdik. E, eklemek istiyorum. Görüşlerinize tamamen katılıyorum. Ama Pıtağan kişiliği hakkında kendi düşüncelerimi de açıklamak istiyorum yeri gelmişken. Bu gördüğümüz kişilik Mısır'da pıtah olarak geçen Sümer tanrılarından Enki'nin ta kendisi. Yani Ve iblisin ta kendisi. Yani diyorsun. bana göre de semavi dinlerde iblisin ta kendisi olmuş olur. Ve dolayısıyla Oscar alan filmlerde kime hizmet ettiğinin aslında bir göstergesidir. Buna dikkat etmemiz lazım diye düşünüyorum. Didem Yufka Yürek demiş ki 3 can ile dünya tarihini hallaç pamuğuna çevirdiniz diyor. <laughs> ee, Piramitlerdeki sphinxlerin önemi nedir? 800 bin yıllık olabileceği doğru mudur diyor. Ee, Kral abim Büyük Piramit Transformers filmindeki Büyük Piramit'in tepe noktasında bir zaman kapısı açılma çabası ile bağdaşabilir mi diyor. Bununla ilgili sorular Zaten var. Zaten anlatıyoruz da. Bir de kutsal sandıktan geldik o piramitin içinden alındığı iddia ediliyor evet. değil mi onun da? Oradan bağlamamız lazım. Tabii işte. bağlayalım onu da açıklayalım. Diğer e, kaç numara? <laughs> Yalnız kutsal sandığın Yuşa Aleyhisselam'la da bağlantısı var. Yuşa Aleyhisselam'ın da İstanbul'la bağlantısı var, İstanbul'un da Türkiye ile bağlantısı Tabii. var, Türkiye'nin de dünya ile bağlantısı var. Evet, yani bunları da anlayabilmemiz lazım. Ee, şimdi, Anlatalım. evet geldik 3 e, numarada kalmıştık. 3 numaraya, Babil kulesi. Evet. Babil kulesi de bir aslında bir piramit mi? Babil kulesinin sırrı nedir? Niye evet. insanlar Babil kulesi yapıldığı anda e, tek dil konuşurken çoklu dile geçtiler? Soru sende sonra sen de yorumla bunu. Yine kendi evet. araştırmalarımda evet. ulaştığım fikirleri paylaşmak istiyorum. Babil Kulesi'ni hiçbirimiz görmedik. Bu resimlerin hepsi de aslında benzetme resimlerdir. Ama Babil Kulesi'nin spiral şeklinde olduğu hep bu şekilde rivayet edilir. Hep dedim ki Mezopotamya'da kare... E, ziguratlar varken neden bu bu şekilde aykırı bir şey var? Ve Babil Kulesi'ni biliyorsunuz. Niye circle'lar gelirdi bir anda? Tabii. Evet. Ve yani e, spiral şeklinde gökyüzüne ulaşan bir e, kapıdan bahsediliyor. Ve bu da gördüğünüz şu şema biraz önce size sunmuş olduğum lambdoma tablosunu eğer spiral olarak ele alırsanız tam olarak bunu elde ediyorsunuz. Aslında bunlar yine burada gördüğünüz e, uzunluklar fiziksel olarak rakamlar ee, ...ve bunları renkli olarak düşünün... ...şu şekilde düşünün... Ee, ...yine harmoniks yani titreşim frekansı... ...kurallarına göre oluşturulmuş bir... ...şekil... ...ve bakıyorsunuz bu şeklin aynısını... ...fraktallarda görüyorsunuz... ...aynısını brokolinin... ...yani doğanın kendisinde görüyorsunuz... ...bakın brokoli hücresi de şu fraktalın aynıdır... ...esası yine buradandır... ...en mükemmel altın orana... ...uygun e, spiral yapıdır... ...evet burada Babil Kulesi'ni yapan kimdi... ...buna bakmak lazım... Babil tanrısı Marduk'tu. Marduk da Enki'nin oğlunun ta kendisiydi. Tabii şunu hatırlatmadan da geçmek istemiyorum. Babil'de Kur'an'da çok önemli bir şekilde bahsediliyor. Harut ve Marut adlı iki tane meleğin Babil'de insanlara kara büyüyü öğretmesi. Şimdi siz Babil tanrısı Marduk olacaksınız. Evet orada iki melek gelecek. Herkes büyü yapacak ve sizin haberiniz olmayacak. Mümkün değil böyle bir şey. Zaten ben de diyorum ki kara büyü iblis şeytanla ilgiliydi. Kabalayla ilgiliydi ve o kült cemiyetlerde maalesef ki bu konunun e, tam üzerinde bu hat üstünde bu konularla ilgili diyorum. Babil Kulesi'nde şöyle açıklıyorum. Yine bir enerji merkezi üzerinde Marduk'un başka boyutlara ulaşacak. enerjiyi elde etmek için Tıpkı Mısır piramidinde anlattığım gibi o enerjiyi e, mükemmel bir kutsal fraktal kullanarak öyle bir hale getirmek... ...ve o kadar yükselttikten sonra başka boyutlarla iletişim kurmak adına, bu enerjiyi elde etmek adına yap, yaptırmış olduğu bir e, çalışma. Ama sonuçlanmadan önce bu yerle bir ediliyor. Burada önemli bir olay daha var. Babil Kulesi'ne kadar tuğla yapmayı insanlar bilmiyor. Babil Kulesi'ni yapsınlar diye... Marduk insanlara tuğla yapımını öğretiyor ve ilk defa böyle yüksek e, katlı kerpiç bir, yapıyor yani. Tabi evet. kerpiç'i burada ilk defa görüyoruz. Yani burada da şunu düşünmek lazım. İşte Enki teknoloji verdi, Marduk teknoloji verdi. Bakın bu teknolojiyi size ev yaparken vermemiş, köprü yaparken vermemiş, şunu bunu yaparken vermemiş. Ne zaman kendi ihtiyacı olmuş, kendi işini gördürmek için o zaman vermiş. İşte bu da ne kadar iyilik olarak değerlendirilmeli e, onu söylüyorum. Bakın buradaki olayımız şu, Babil Kulesi, BAP kapı demek, el kutsal. Şimdi kutsal kapı, kendi ismi bu. Yani orada bana göre bir boyut kapısı, boyutlar arası bir iletişimin olduğu bir yer var ve bunun başında da Marduk vardı. Ve bu enerjik e, sistemi yaratarak, leyatlarından, oradaki ritüellerden, binanın kendi yapısından faydalanarak bunu e, yapmak istiyordu. Dört numaralı 4 numarada neye gireceksin yine devamı, devam mı devam bile evet, evet tamam teşekkür ediyorum şimdi kutsal kapı olduğundan bahsettim Anunaki'lerin şehir yapısına baktığımız zaman kamera görebiliyor mu ee, burayı bakın burası Fıratlı Dicle'nin arası yani tam olarak kutsal toplak denilen yerler neden kutsal eski tarihlere baktığınız zaman bunlar Anunaki'lerin şehirleri. Anunnakiler için kutsal, insanlardan önce. Çünkü burada enerji ley hatları var. Bu ley hattı dünyanın manyetiği Nuh tufanından önce değişmeden önceki hattı. Şehirlere bakarsanız bakın şehirlerin grafiğine ve birbirinden nasıl da eşit miktarda tıpkı bir suya taş attığınızda dalgaların eşit bir şekilde yayılması gibi frekans sistemine, harmoniklerine uygun olarak birbirleriyle enerji transferi yapmalarının sebebi konumları, ley ve merkezdeki Nippur denilen görev merkeziydi. Fakat bu iş enerjitik sistem Nuh tufanı ile beraber değişti. Manyetik kaydı, dünyanın ekseni kaydı ve enerji sistemleri değişti. Bu sefer ne oldu? Aynı sistemi, frekanslara dayalı, enerjiye dayalı Tesla'nın yapmış olduğu ve kanıtlamış olduğu bu frekans teknolojilerini bu sefer de ne merkezli kurmuşlar görüyoruz. Kudüs. Yani evet. şunu iddia ediyorsun. Diyorsun ki eski medeniyetler kullanmış oldukları metot veyahut da et yapmış oldukları matematiksel sistem frekanslara kesinlikle dayalıdır. Enerji ve frekans evet. üstüneydi. Yani şunu söyleyebilir miyiz buradayken? Tüm evren bir frekans mı? Robert Sheldrake'in dediği gibi. Kesinlikle. Evet. Bunu zaten Tesla'da Einstein'da söylüyor ve dolayısıyla insan olmayan yani bu primatlarla ilgili olmayan bir yüksek teknoloji olduğunu iddia ediyorum. Bunun da son merkezinin Kudüs olması. Hazreti Muhammed'in Kudüs üzerinde yedi katman göğü aşması. Ve e, buradaki Anunnaki'lerin bakın Kudüs'te Büyük Piramit, Kudüs'te Sina Dağı eşit açılarda ve eşit uzaklıklarda. Şimdi burası neden önemli? Şu haritaya bakın. Biraz önce size gösterdiğim Bosna piramidi ve Mısır piramitleri arasında da aynı frekans ve geometriler var. Yani yine eşit açılar var. Yine e, şeyler var. Aynı teknolojiler var. Baltık denizinden bahsedilmek ama vakit kalırsa bahs bahsederiz. Burada geometri ve frekans harmoniklerine göre dünyaya yerleşiyorlar. Şehirlerini buna göre kuruyorlar. O küt cemiyetler bunu çok iyi biliyor. Bafometin ne alakası Şimdi, var orada? Şimdi ne alakası var? Geçelim. Burada Babil Kulesi'ni görüyoruz. Yani onu sembolize se eden bir e şey. <laughs> Burası da Avrupa Birliği eee Strasbourg'da Parlamento binası. <laughs> Bakın aynı yapıda olduğunu anlamak zaten yani bir bakışta anlıyorsunuz. Şimdi ne benzerlik Tabii, o var? O yapıda olduğunu da bilmiyoruz aslında. Onu sembolize etmişler. Sembolize değil, et değil mi? Yani evet. Kendileri de söylüyor. Yani bunu gizlemiyor. Ya Orası değil başka bir yer demiyorlar. Evet diyor Babil Kulesi'nden faydalandık. Burası da onun kullandığı bir afiş. Bu afişte bakın bariz bir şekilde Babil Kulesi'ni görüyoruz. Ve kulenin yerle bir edildiğini fakat içinde inşaat malzemeleriyle, vinçlerle yarım kalan inşaatın devam ettirildiğini görüyoruz. Peki bunun ne alakası var diyeceksiniz. Burada yine sembolizm kullanmışlar. Bakın burada 11 tane yıldız var. 11 sayısı 9-11 satanik bir sayıdır diyorum. 10 ile ifade edilen bizim Allah inancımızın es geçilerek Allah yoktur. 11 enki Allah'ın üst bir haşa üstündedir kabulünün numaralıcık olarak kodudur. İşte burada enkiye ait olan ve mağruda ait olan yine. Sivri ucu aşağı bakan, yani negatif enerjiyi temsil eden pentagramı görüyoruz. Bakın dikkatli bakarsanız eğer yıldız şeklinde eşit bir geometrisi de yok. Baphomet'in e, simgesi satanizm simgesi şeklinde net bir şekilde yapılmış ve 11 tane sayı yine enki ile alakadar o da yetmiyormuş gibi gökyüzünde bir göz şeklinde çizilmiş. Her şeyi gören göz ve bu gökyüzünden göz Piramit Babil kulesinde yarım kalan çalışmaları gökyüzünden her şeyi gören göz izliyor. Bunlar da o gözle temasa geçmek. Bakın bir boyut kapısı tepesinde. Bu boyut kapısını tekrar inşa edeceğiz. Biz bu boyut kapısını açacağız diyor. Kutsal kapı. Bab ve El. Bu boyut kapısı sembolü nedir? Yukarısı neyse, aşağısı da onun gibidir. Sembolizmini görüyorsunuz. Baphomet ve ışığı getiren. Yani Prometheus mu dersiniz, Enki mi dersiniz, Eya mı dersiniz, Pıtah mı dersiniz, Nudim Mutlu dersiniz, ne derseniz deyin. Ondan sonra işte en sonunda satanizm denilen aslında bu şema Elif Aslevi'nin çizdiği masonik bir sembolizm. Böyle bir şahıs, böyle bir şey yok. Ama burada da önemli olan bir şey vardır. Burada belli olmuyor ama şu kavisin altında pullar vardır. Sürüngen ve reptilyan temasını burada işler. ...ve cinsel organında bir asaya sarılı siyah ve beyaz iki tane yılan vardır. Ve kanatları bakın işlev görmeyecek şekilde göğüsleri olan kadın göğüsleri vardır ama erkek biçimlidir. Ve burada hem dişi hem erkek olarak temsil edilir. Işığı taşıyan, ışığı getiren Prometheus hikayeleri bana göre tüm dinler, tüm mitolojiler tek bir kaynaktan çıkmadır. Bunu da altını çizelim çok uzun bir konu ama hepsi birbirine uyumludur ve burada... Bu sembolizmi kullananlar bizden bu işleri, bağlantıları, Anunnakileri, dinleri çok çok daha iyi biliyorlar ve kullanıyorlar. Nereden biliyoruz kullandıklarını? Lütfen internete yazın. Vardı ama koymadık buralara. Ee, Washington'ın ilk dünyada Masonik plana göre oluşturulmuş dünyadaki ilk şehirdir Washington. Washington DC'den bahsediyorsunuz. Evet ve ya. Beyaz Saray'da, Beyaz Saray tam bunun altın oran noktası gibi piramidin gözü olarak e, yer almaktadır. Yani şehrin yapısını bile birileri bakın burası Avrupa Birliği. Washington Amerika kıtası. Öbür taraf şuradaki şeyler işte Kudüs. Bugün şuradaki bütün problem Büyük Orta Doğu projesi. Vaat edilmiş topraklar Fırat ve Dicle arasındaki bu çekişmeden kaynaklanıyor. Bütün dünya bu yüzden burada zayıflatılmaya çalışılıyor. Bu konuları çok iyi bilmezsek biz de bu savaşı kazanma ihtimalini kaçırırız. Çünkü bunun ucu Anadolu topraklarını ve Türkiye'yi ülkemizi birebir ilgilendiriyor. Çok yetin. Birebir ilgilendi. Serhat Babil Kulesi'nde bir evet. şey oldu. Yani Babil Kulesi yıkılmasıyla birlikte <laughs> aynı zamanda Tek dili konuşan, burada tek dil derken neyi kastediliyor? Ve bir anda insanoğlu kendilerini anlamayacak şekilde çoklu dillere geçti. Gelsene Hakan. Tamam. Evet, ne diyorsun? Şimdi orada, bu bak burada e, önce ben şunu anlayalım. Şimdi Hakan'ın anlattığında e, bütün bu şeylere ben katılıyorum. Bunların Anunnakilere bağlantısına da katılıyorum bir derece ama... Çelişki Nereye nerede var? Çelişki evet. şu, Muğla Atlantis varsa Anunnaki yoktur. Çünkü bunlar birbiriyle çelişik kavramlar. Yani hemen hemen aynı. Muğla Atlantis 70 bin yıl öncesinden geliyor tufana kadar. Yani tamam. milattan önce 10 bin e kadar diyelim. Şimdi 60 binlik bir serüven. Yani milattan önce 70 bine kadar uzanıyor. Daha da ilerisi olabilir. Anunnakilerin de 400 bin yıl önceden geldiğini ve o dönemi de kapsadığını anlıyoruz. Bu Zekeriya Sekhi'nin yazdığı kitaplardan, Sümer'de çıkan metinlerden falan anlaşılıyor. Ama Mu Atlantis insanlık uygarlığı olarak veriliyor ve o da 70 binden bu tarafa geliyor. Şimdi bunlar ikisi birbiri içine geçince burada bir çelişki çıkıyor. Birinci nokta bu. Şimdi Babil Kulesi Burada Hakan bir şey daha dedi onu da şey yapayım not almışım. Büyüyle ilgili bir şey söyledi. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'de geçen Harut Marut meselesi şunu söylüyor. Bunlar öğrettikleri şeyleri karıyla kocanın arasını bozan. Yani birbirine çok güvenen insanların arasındaki bağları zayıflatan bir şey öğretiyorlar diyor. Kur'an-ı Kerim'deki ifadeler böyle. Sosyal Şimdi, hayatı bozuyorlar. Sosyal yaparsan. hayatı bozuyor, güvenleri bozuyor, dayanışmayı bozuyor. Şimdi bu mesela şeyde de var. Ee, Nas suresinde olması lazım. Nafasati fülukat diyor. Şimdi nafasati saati fülukat... E, ...düğümlere üfleyenlerin şerrinden diye çevirmiş. Ben şöyle çeviriyorum onu. Burada insanlar arasındaki bağları... ...zayıflatanlar. Yani ukat akit demek, akit bağ demek... Yani işte evlilik bir bağ arkadaşlık bir akit birbirine bağlanıyorsun güveniyorsun. Peki şöyle bir şey olabilir mi abi lafını valla kesiyorum. Buradaki elektron ve protondan bahsediyor olamaz mı? Birbirine zıp iki tane enerjinin buradaki yapısını bozarak çünkü her şeyin bir frekansı var. Siz atomun yapısını frekansını bozarsanız atomik yapıyı düşünceyi ya da bir <laughs> organı etkileyebilirsiniz. Yani bu bilimsel yönü olan bir şey ben buna hayır demem ama. Şöyle bir şey ben kendi anladığımı söyleyeyim. Ben bununla ilgili kitap da yazdım. Plasebo diye. Bu plasebo, insanda var olan bir sistem. Yani Allah'ın esmalar sistemiyle insana yerleştirdiği bir şey. Bu placebo öyle bir şey ki... Ben sana sende büyü var, cin var desem... Sen de buna inansan, senin altyapına öyle gelmiş olsa... Evet. Yani bilinçaltı sistemin... Sen, aa Serhat bana sende cin var dedi... Ben de, ki, ...ben de cin olabilir mi acaba falan desen... ...sen kendi kendini cinlendirirsin. Daha şeyi... ...bu sisteme anlasan... ...sana cin de var dese... ...büyü de var dese birisi... ...hiçbir şekilde tesiri de olmaz. Hatta kendin hasta da olsan... ...bu sistem vasıtasıyla... ...sen kendini de iyileştirebilirsin. Frekans düzeltmesi gibi yani. Şöyle diyelim bu Allah'ın insanda yarattığı bir sistem. Evet. Bunu nereden biliyoruz? Placebo. Bu çalışmaları var... Hipnoz bununla ilgili. Hı hı. Yani bütün bu işte beyin kontrol sistemleri. Yani büyü dediğimiz şey bu. Aslında Aynen. duanın da kaynağı bu. Tabii ki. Şimdi bunu öğretiyorlardı diye ben anlıyorum. Bu Harut Marut şeyini. Şimdi 11'e gelelim. 11'de dedin sen. Şimdi evet. 11'de aslında sicim teorisinin 11 boyutlu çözümünü buldular. 12. boyutta matematiksel hesaplar tutmuyor. 11 boyut. Bunu şöyle de destekliyorlar. Bu kısmı doğru mudur değil midir tam bilemiyorum. Halid-i Bağdadi'nin Kur'an-ı Kerim'i öldükten sonra açılınca içinde Yasin suresinin içinde bir sicim bulundu. Diye iddialar var. Bu sicimde bir tarafta dört tane düğüm var. Bir tarafta 7 tane düğüm var. Bunu anlayamamışlar. Ama bu sonradan şöyle yorumlanıyor. Bu dört tane düğüm en, boy, yükseklik ve zaman olarak bizim bu Sistemimizi ifade ediyor. 7 Bu 7 tane düğüm de bunun 11 tane 7 tane kapalı boyut olduğunu ifade ediyor diye söyleniyor. Şimdi sicim teorisi de devreye girdikten sonra 11 boyutlu çözümü bulundu sicim teorisinin. Bu şu anda bilimsel olarak ispat edildi. Bu 11 sayısı bununla ilgili olabilir. Şimdi Hakan'ın dediğine gelelim. Ee, acaba antimadde dünyasıyla... Bu bağlantı olabilir mi? Yani bizim tam zıttımız olan ve bütün hı hı. fizik kurallarının aynı olduğu fakat elektrik yüklerinin farklı olduğu atom yapısında bizim görünmeyen bir dünya içinde dünya sistemi olabilir mi? Paralel evren aslında. Paralel B evren bileyim. de diyebiliriz ama paralel evren tam te karşılığı olabilir. Değil. Zıt boyut. Bu hı hı. şimdi birbiri içerisindeki bir şey olabilir. Bu Babil Kulesi de belki bu sisteme ulaşmak için evet. oluşturulmuş bir yapı olabilir mi? Yalnız burada şunu unutmamamız lazım. Bunu Anunnaki'ler mi yaptı? Veya bu teknoloji bilgi Anunnaki'lere mi aitti? İnsanlığa Yoksa bunu mı aitti, insanlık mı öğretti? E, evet. Yani üretti. Şimdi Anunnaki'ler dersek, Mu Atlantis'i bir kere devre dışı bırakmamız lazım. Hem kaynak olarak kanıtları sağlam değil, hem de jeolojik bilimsel olarak Mu Atlantis'in kanıtları sağlam değil. Ben oraya pek sıcak bakamıyorum. Ama Anunnaki Anunnaki Anunnakil konusu olabilir. Hatta Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerden yorumları başka bir bakış açısıyla zorladığımız zaman oraya da gidebilir sistem. Şimdi burada pıtah dedi, şey dedi bunların hepsi işte Bapamet şu bu falan Enki'ye bağladı. Oralarda çok güzel. Ben onları sağlam buluyorum. Hakan'ın o yönlerini. Şimdi fakat burada şunu unutmamamız lazım. Şimdi bir tarafta Enki var, bir tarafta onun kardeşi Enlil var. Şimdi biz buradan baktığımız zaman enki şeytan görünüyor. Oradan bu tarafa bakınca da enlili şeytan görüyorlar. Yani, yani, biz buradan bakınca karşı tarafı şeytan görüyoruz. Onlar bize bakınca bizi şeytan görüyorlar. Burada şeytan ve Rahman bakış açısına göre sanki değişiyor gibi oluyor. Bunu da şöyle yorumlayabiliriz: Bütün bu olaylar acaba anılakilerin zodyak takvimiyle e, dünya üzerindeki ...hakimiyet sürelerinin kararlaştırılması için mi oluyordu? Zodyak takviminde 2160 senelik dönemler var. İşte şu e, burçtan üç burç sonrasına kadar sen yöneteceksin. Çünkü bunlar birbirleriyle savaştılar, öyle anlatılıyor. Evet. şeylerde, e, tabletlerde. Sonunda bir konsensusa var. Sonunda mı? bir konsensusa varıldı. Burada 3 e, dönem sen, 3 dönemden sonra sen fakat iş Mardua gelince bu Marduk haksızlığa uğradığını düşündü. Çünkü üçüncü dönem bitti. Öbürleri dediler ki yok daha bitmedi. Marduk iddia etti ki bitti. Onun üzerine Marduk ayrıldı. Kendisine bir sistem kurdu ve kendisini tek tanrı ilan etti. İşte Marduk Enki bağlantısı buradan geliyor. Enki'nin soyundan geliyor Kesinlikle. Marduk. Buradan Marduk bu dünya üzerindeki hakimiyetini sanki bu anınnakileri de buradan def etmek için diğerlerini kullandı. Gibi. Kullandı ve İnsanların hepsini kendisine bağlayıp dünyada hakimiyet kurma yolunu seçti deniliyor. Çok Şimdi, minik bir ekleme yapabilir evet. miyim? Tam bu noktada tarih milattan önce 2023. Yani şimdi 2023'ü Cumhuriyet'in 100. yılı olarak görenler var. Heyecanla bekleyenler var. 2000 yıl mı geçmiş oluyor? Hayır. Tam yansıması oluyor. Bakın bu yansıma tekniğini kullananlar. Yok, milattan önce 2023 olunca kaç bin? 4000 bin yıl mı geçmiş oluyor? 4046 oluyor da o önemli değil. Yani buradaki 2023 ne milat, demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum. Bence 2023 tarihinin özel bir anlamı var. Yani bu Marduk'un yani bana göre iblisin oğlu şeytanın yani Ra olarak güneş tanrısı olarak bilir ama güneş tanrısı da değildir. Güneş tanrısı utuş amaçtır. Ennil'in soyundadır güneş tanrısı. Marduk Sirius'un karanlığın güneşinin tanrısı. Mısır piramitleri bölgesinde biliyorsunuz hep Nil Nehri'nden tutun. Bütün takvim sistemi Sirius'a göredir. Güneş'e göre değildir. Güneş takvimiyle değil Sirius'a göre hareket ediyorlar. Her neyse burada şunu söylemek istiyorum. Güneş tapıncının olduğu bir sistem. önce 2023'te yani ben buna deccali sistem diyorum. Ve bu sistem zorla da olsa başka sebeplerle de olsa işte göksel hakkının geldiğini gelmediğini o da işte Göbekli Tepe Mısır Piramidi gibi yapılarla hep ölçüyorlardı. Stonehenge ve biraz önceki Ankiterya me mekanizmaları hep bu yıldız zamanlarını ölçmek için tanrıların sürelerini hesaplamak Orada, için kullanılıyordu şurada diyorum. Şurada ben ilginç Dur, bir şey tamam. Bir çizme. Ve ee, burada e, Marduk'un, şeytanın e, tek olarak dünyada hakimiyeti Serhat, ele bir geçirdiği bir reklam arasına gideceğim onun tamam. için çizme tamam şimdi ne demek istiyorsun şunu Şubilini, söylüyorum son 2023 önemli bak oradan evet, evet. bağlantı bulabiliriz yani bana göre şunun yansıması olabilir ve bunun çalışmaları oluyor olabilir günümüzde ee, şeytanın iblisin oğlu şeytan yani enkinin oğlu Marduk bana göre yani çıkarımım bu 20 seneden sonra burada iblis tek başına iktidar oluyor dünyada ve tüm diğerleri de bunu kabul ediyor işte bu onlar için kutsal bir an ve bu kutsal anın yansıması milattan sonra 23 oluyor. Yine aynı şeyin peşindeler. Yine Marduk'un e, takipçileri ona bu boyut kapısını açarak Babil Kulesi'nde Marduk ve Enki esir edildiği kovulmuş şeytan bölgesinden Buna ben negatif dördüncü alt astral boyut Şeytan olarak bakıyorum. Şeytan de demek aslında orada negatif güç anlamında Tabii anlamı yani isminin ne olduğu evet. önemli değil. Şeytan yani. deyince hani şey diye düşünecek Şeytan herkes. Şeytan bir Bir o bir sembolden aslında Nasıl ele bir tarafa karşı negatif güçten negatif. bahsediyorsun. Yani rahmani sistemin karşısında, karşısında olan, olan. E, evet. bir sistem. İsmi ne olursa. Çünkü varlık değil bir sistemin kendisinden bahsediyorsun. Tabi yani deccal evet. mesela bir kişi olarak değil bir sistem olarak karşımıza yani kişi da olarak da var da. E, yani öyle de diyenler var. Ama ben bu 2023'ün yani çok dikkatli olunması aynı sistemin uygulanmaya çalışıldığını düşünüyorum ve uyarısını yapıyorum. Şimdi sevgili dostlar ayna şunu söyler. Der ki. İşte 2022-2023'e geliyoruz ve aynaya baktığımız zaman aynanın eksi tarafı yani arka tarafı da eksi 2023'ü gösteriyor. E, efendim en önemlisi ne bu taraf ne bu taraftır. Bilginin kendisi aynayı ayna yapan sırrın kendisindedir. Ufak bir reklam arasından sonra eksi yani milattan önce 2023'e gideceğiz efendim ufak bir reklam arası. Kayıt dışı devam ediyor. Serhat Ahmet Ahmettan ve Hakan Yedican'la birlikte gerçekleri konuşmaya çalışıyoruz. Şimdi ee, Serhat top sende. Şimdi ayna dedik. Evet ayna. Bak, aynada çok acayip bir şey var. Beğendin mi aynayı? Aynayı beğendim. Şimdi bak şu ayna. Şu ayna aynanın içindeki adam. Bu da aynanın karşısında duran dışarıdaki adam. Sağ elinde bir çanta tutuyor. Aynanın içindeki görüntü aynı hizada. Aynı yerde. Fakat bu sağ elinde tutarken... Aynanın içindeki adam sol elinde tutuyor. Şimdi bunu burada bir deney yapsak elinde çantayı tutan adamı görmeyen burada başka bir adam olsa ben ona desem ki şuradan aynaya bak. Adam hangi elinde çantayı tutuyor desem o bana diyecek ki kesinlikle sol. Ama gerçekteki adam sağ elinde tutuyor. Nereye varmak istiyorsun? Şunu varmak istiyorum. Bu antimadde, madde dünyası, cinler, insanlar, ayna sistem budur. Şimdi bu ayna olayını çok iyi anlamamız lazım bizim. Bunu İbn Arabi çok metaforla anlatıyor bu ayna şeyini. Bu aynaya geçelim. Burada böyle bir şey var. Biraz önce M.Ö. E, milattan önce 2020 2023'ten bahsettik. Şimdi burada milattan sonra 2100 kovaya geçişin biz arifesindeyiz. Şuradayız. Yani burada ne kadar kaldı? Bir derece civarında bir şey kaldı. Şunu bir derece diyelim. Şurası 2030. 2030 miladi sene yaklaşıyoruz. Şu anda 2020'deyiz 9 sene falan var. Buraya girdikten sonra bu son dereceyle kovanın ilk derecesi bunlar 72 sene 72 sene böyle. Burada zaten değişim olacak. Ben diyorum ki burada dünya takla atacak fiziksel dönüşüm Kesinlikle olacak. Kesinlikle katılıyorum. Şimdi geriye gelelim. 0 <laughs> Hazreti İsa'nın doğumu 2160 sene zaten burası 2100 şurası da 60 sene Hazreti İsa'nın doğumu zaten çelişkili. Bu bir zodyak burcu, balık burcu. Şu anda içinde olduğumuz. Hazreti İsa ile başlıyor. Ondan önceki koç diyoruz buna koç. İşte burası da 2160. Yani sıfırsa geriye gittik 2160. Ama sen dedin ki 2023 dedin. O da hemen hemen bu koç burcunun içinde şuralara geliyor. Nerelere geliyordur bu? Hazreti Musa'nın e, İsrailoğullarını şeyden Mısır'dan çıkartması yıllarına. Yani o Samiri yani. burada boğa heykelini yaparak çünkü bundan önceki çağda boğa. Boğa. Orası yani burada önemli. geriye dönüş var. Geriye dönüş. Hazreti Musa biraz daha ileride 1500'lerde olarak söyleniyor. A o olmasa da geriye geldik Hazreti İbrahim olabilir bu. Hazreti İbrahim'in tarihi olabilir 2023 milattan önce. Orada ne oldu? Orada da ee, oğlunu kurban etmek istedi ve gökten bir şey geldi. Koç geldi. Yani bu şekilde sembolik anlatım. Evet. Şimdi orada da benim Ardılık Kanunu kitabında onu da anlatıyorum. Bu neden e, şey oldu. Kurban etmek istedi. Etti mi? Etmedi mi? Hazreti İshak mıydı? Hazreti İsmail, İsmail miydi? Bütün bunları anlatıyoruz. Şimdi bu 2023 tarihi bu bakımdan bağlantılı olabilir. Çünkü burada geriye dönüşler olmuş. Bu koç çağının içinde. Samiri ile şununla bununla bütün İsrail şeyinde e, Bünyamin oğullarının isyanları hep bu tarihler içerisinde olmuş. İsrail tarihinde. İsrail tarihinde tabi ve gelmişiz buraya Hazreti İsa ile yeni bir dönem başlamış ve Hazreti İsa'nın dönemi içerisinde de Peygamberimizi onu destekleyerek yani bu e, Allah'ın göndermiş olduğu sistemi takviye ederek belli bir yere kadar getirmiş. Şimdi şurada da bu 2030 senesinden veya 2023 de diyebiliriz buna itibaren yeni bir döneme giriyoruz. Bu yeni dönem aslında şuradaki bir derecelik 72 seneyi alan dönem. Yani 2100'e kadar veya 2100'den 5-6 sene önce olabilir, 10 sene önce olabilir. Burada bir dönüşüm var. Bu Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Kehf suresinde Hz. Musa ile Hz. Hızır yanlarında Hz. Yuşa var. Bir yere kadar gidiyorlar. Bir hedefleri var. O hedefe geldikten sonra biraz geçtik diyorlar. Geçince anlıyorlar geçtiklerini geriye dönüyorlar. Ben diyorum ki şu tarihten sonra dünya takla atınca zaten sistem böyle ileriye giderken geriye dönmüş olacak. Dünya bu takla atması ne? ne demek? Kuzey kutbu seni ilk defa ilk dinleyen defa. birisi varsa nasıl Kuzey kutup güneye geliyor. Yani şöyle mesela dünya fiziksel bu Fiziksel mi manyetik olarak? Fiziksel. Mu? Ben fiziksel olarak yorumluyorum. Çünkü fiziksel olarak bütün işaretler şu yani dünya. Yorum yaparım buna sonra. Şu şeyi. Burası kuzey. North. Neydi? Güney. South. South. S. Şimdi kuzey güneye geliyor. Güney kuzeye geliyor. Yani dünya tamamen. Şimdi bu güneşin etrafında şöyle. Güneşin etrafında şöyle. Saat yönünün tersine. Şu andaki dönüş. Dünyanın dönüşü değişmediği için dünya takla atınca Dünyanın güneş etrafındaki dönüşü terse dönüyor. Şu andaki dönüş Kabe'deki tavafla aynı. Ama dünya takla attığı zaman bu sistem terse dönmüş oluyor. Sistem terse dönünce şöyle ileriye akan zodyak tekrar terse dönmüş oluyor. Böyle bu tarafa doğru akmış oluyor. Bu şu demektir. Balık çağının son bir derecesi 72 senesi tekrar yaşanıyor. Yani kıştan çıkıyorsun, kışa giriyorsun. Mevsimler ters, her şey ters. Bu dünyanın bütün iklimsel değişimini şey 2023 yapıyor. 2023'ü nasıl bağlıyorsun? E, 2023'ü şöyle bağlıyoruz. Ben 2030 diyorum ona ama... ...Hakan 2023 dediği için 2023 tarih diyorum. Tarihi kayıtlara göre diyorum. Yani 7 sene büyük bir fark büyük değil bir zaten. Büyük bir fark değil. Zaten e, Miladi 7... takvimden bahsederek gidiyorsun evet, değil mi? yani... Tam Miladi takviminde Aytunç ne kadar doğru olup tabii, olmadığı... 6, 6, ...7 senelik bir Aynen o zaman fark 2030 oldu. oluyor. Şimdi... Bunları konuşurken e, sen tabi Nuh tabletlerinden de bahsetmemiz lazım. İstersen şöyle yapalım 19 numarayı bir verelim. 19 numara üzerinden tamam. bize bu anlattıklarını da tabletler üzerinden e, pekiştirirsen sevinirim. İstersen Geçin. ekrana da gelsin sembolleri de konuşalım lütfen. Geçelim. Gelecek şimdi. Tekrar. Şimdi burada çok önemli eleştiriler oluyor. Sen Enki'ye düşmansın işte taraf tutuyorsun filan. Ya yani kimse babamızın oğlu değil. On binlerce yüz binlerce yıl önceki. Ben sadece Rahmani bulduğum bir yerin tabii ki seçimimi ondan yana yapıyorum. Çünkü yani bir sisteme bakıyorsunuz bir tanesi oku diyerek başlıyor yolladığı şeyler. Diğeri aman kimse duymasın. O kült içine kapalı. Gizli sır. Bir evet. tanesi kan içme diyor. Öbüründe kan içme ayinleri yapıyor. Mitra ayinleri yapılıyor. Bir tanesi humanoid insanlarla ilgili. Bir tanesi sürüngen reptilyanlarla ilgili. Gibi saymakla bitmeyen şey var. E bakıyorsunuz ayinlere. E çocukları öldüren bunlar. Pedofili sistem bu şeylerle, inançlarla ilgili. Kan içmeden tutun insan kurban etmesine kadar sürekli bu ayinleri görüyorsunuz. Tabii ki biz de karşı tarafa ne olacaksın? Çalmayacaksın, çırpmayacaksın, öldürmeyeceksin, şirk koşmayacaksın diyen rahmani tarafı iki şeye ayırdığımız zaman tabii ki bunun içinde yer alıyor seçimlerimiz. Burada bu tablet çok önemli. Bu öyle uydurma bir tablet değil. Yani benzetme bir tablet değil ve bu, bu tableti yani Zekarye'nin de kitaplarında kullanıyor. Her ne kadar şey yapsak onu bile bir baz alsak bunu kullanıyorlar. Tüm Sümerologlar, arkeologlar bunu kabul ediyor. Ve burada bir tane figür var. Sümerlere ait bir tablet. Bu figürün elinde yıldız şeklinde böyle bir şey var. 10 köşeli yıldız var. Evet. evet. Ve bu <laughs> e, ya yani 10 köşe iç içe geçmiş iki tane beşgen pentagram. Tabi. Yani pentagramın çiftlenmesi tetrahedronun onlusu gibi düşünelim ve burada şu sembolü görüyorsunuz. Birisi ışık yani bilgiyi getiriyor. Işığı getiren kimdi? Lucifer, Prometheus. Enki. Şeksül, enki'nin ta kendisi. Şimdi zaten bunun Enki olduğunu da kabul ediyorlar Buradan herkes ediyor. Anlaşılıyor. Şimdi diyor, bakıyoruz. Buradaki yapı da şunu gösteriyor. sazlıktan bir ev. Biz e, burada Utla Piştim ya da Ziusudra, Sümerce Akatça isimleri bunların budur. Ama biz bunu Hazreti Nuh olarak Nuh tufanı olayının gerçekleşmesinden önce Enki'nin bir ışık getirdi. Yani bilgi. Bilgiyi nasıl sembolize edeceksiniz? Yani bir yazı kullanmadan ışık. Işık bilgiyi taşır çünkü. Bugün baktığınız zaman mesela en gelişmiş hani bir müzisyen olarak sesçi mü olarak söyleyelim. Optik kablolar vardır. Sıfır kayıpla ya yani en az kayıpla sesleri iletmek için kullanılır ve ışığa yüklersiniz dataları. Evet ışığa yüklenmiş bilgileri Burada Nuh'a veriyor. Nerede? Sazlıktan bir yapının arkasında. Burada da nasıl geçiyor? Sazlıktan evinin içine gidiyor. Çünkü meclis bir karar alıyor. Yemin ediliyor. Bu bilgiden insanlık haberdar olmasın deniyor. Ennil bu meclisin başkanı. El ilah olarak ilahların başı konumunda. İşte burada yalnız biraz çelişkiler var. Yani o kısımları Yok, tartışalım. Konunun kendisinde. Senin anlattıklarında değil de doğru senin anlattıklarını ama... Konunun kendisinde bakış açı anlayışta ilişkiler var. Ben onları bahsederim. Tamam konuşuruz. Burada <laughs> geri dönelim konuya. Yarı insan, bakın ben bunu böyle değerlendiriyorum. Herkesin fikri tabii yılan. ki kendi. Yarı da yılan. Sadece burada mı var <laughs> bu? Hayır. Bakın bugün Antalya Müzesi'ne Arkeoloji Müzesi'ne gidin. Ağzına kadar yarı insan yarı yılan figürleriyle dolu. Sonra oradaki heykellere bakın muazzam şeyler var. Biz tabii işte Göbekli Tepe'ye gidiyoruz, Nemrut'a gidiyoruz, Urfa Müzesi, ondan sonra Diyarbakır, Hatay, Antep müzeleri. Muhteşem yerler. Mutlaka herkesin gitmesini, görmesini, tarihini, bu toprakların değerini anlamasını istiyorum. Burada diyor ki, Enki, utla piştim. Nuh'a, Hazreti Nuh'a... E, tufan bilgisini veriyor. Bu tablet bunu anlatıyor. Evet. Şimdi bunun aynısı birebir semavi dinlerin hepsinde geçiyor. Ve şöyle de bir enteresanlık var. Hani bunlar doğru mudur değil midir? Dünyanın her yerinde ortak geçen tek bir hikaye var. Tufan. İsmi önemli değil. Nuh tufanı oluyor başka bir yerde başka bir şey oluyor ama dünyanın her yerinde bir tufan hikayesi e, herkes Tabii tarafından kabul söyleyeyim. görmüş. Çok tufan var, suyla tabii. ilgili tufan diyelim buna. Suyla ilgili ikinci büyük, bir. Tabii. Bundan yani, önceki büyük tufan. Büyük, bir tufan için, daha var. Onun için ayırdım. Evet. Hayır. Bu nuh tufanı. Mayalara göre bu rakam daha da arttı. Yani tabii. neredeyse 80'in ne? üzerinde. Kimine göre <laughs> 80'i 8 okuyor. Evet. Şimdi burada e, çok önemli bir konu var. Ben diyorum ki bu figür. Neden böyle yılan şeklinde çizilmiş? Bakın burada gayet güzel insan çizmeyi biliyorlar. Eli, kolu, bacağı, ayağı her şeyi yapıyor. Neden burası yılan? Ben demiyorum ki bu şekilde bir figür vardı ve ortalıkta bu şekilde gezinildi. Hayır, tam olarak sembolizm kullanılıyordu çünkü yazı yok. Bakın sembollerle bir şey anlatılıyor, sembolleri iyi okuluyor. Benim yorumum bu. Enkin'in kendisi yarı insan, yarı sürüngendi diyorum ve DNA'larının Dramin Nimul denilen annesi Draco takım yıldızının genlerini taşıyan ama Orion kraliçesi olan annesi Dramin Nimul'dan bu melezliği almaz. Ve bu onun yetki ve e, rütbesini Sümerler'de 40 olmasını sağlıyordu. Ve Safkan olan Ennil ise 50 ve Ennil buradan zaten bir, e, birbirine çok benzer. Rütbesi 50 idi. Dolayısıyla vezirimiz Enki'ydi Bugün konuşuyorduk. Evet. E, perde arkasında kayıt dışının da kayıt dışı bölümleri evet. var. <laughs> Burası kayıt içi bölümleri. Burada bu reptilyan, sürüngenimsi yapı çok önemli. Neden önemli? Hazreti Nuha bunu yani veren kim oluyoruz ki? Kutsal semavi dinlerde bahsedilen aslında serpent, yani iblisin Hayır. kendisi, Hengi. yılan şeklinde burada da belirtilmiştir. Ve aslında güneş diye sunduğu şey Bilgi aslında Tufan elmanın birisi. kendisidir. Ee, bu elma ile birlikte aslında ne diyor? Ee, işte Tevrata baktığımız zaman onlar da bizim gibi oldu elmayı ısırdıktan sonra. Yani kimin elma Ademle kim, aynı şekilde. Şimdi aynı şeyi söylemek yani, tabii. istiyorum. Kimi bilgilere göre bilginin sahibi olarak öğrenmeye başladılar. Artık onları cezalandırmamız lazım. Çalışacaklar ve ölümlü olacaklar evet. diyor. Değil mi? Ve insan ömrü artık 120 yıla gelecek deniliyor. Evet. Ee, şimdi Buradaki... Ben burada çelişkiyi anlatabilir miyim? Anlat. Yani buyurun. Şimdi burada hikayenin kendisi ne? Yani Hakan'ın anlattıkları, oraya. Hakan anlattıkları doğru. Şimdi burada hikayenin kendisinde şöyle bir şey var. Anun'un iki abi. tane oğlu var. Anun'un iki tane oğlu. Bir tanesi Enki, bir tanesi Enlil. Enlil ile Enki arasındaki fark Enlil'in annesinin Anun'un kız kardeşi olması. Yani Enlil ee, pardon, Enki'nin öyle olması ee, itiraz ediyor. Hakan, tahtayı biraz böyle alabiliyor musun? Alayım. Çünkü Serhat. Şöyleyim görmemiş. Tamam, çok güzel. Evet. Şimdi devam. büyük kardeşi olduğu için Enlil başa geçiyor ve dünyadaki misyonun bütün sorumluluğu Enlil'e veriliyor. Yani burada Zekeriya Sıkhi'nin anlattığı hikayeyi anlatıyorum ben. Enki de dünyaya gelip Enlil'e bağlı olarak Marduk'taki Enlil'e bağlı olarak çalışıyor. Çok güzel. Buraya kadar güzel. Şimdi burada tufan olduğu zaman veya tufanın olacağı anlaşıldığı zaman oturuyorlar Marduk'taki mecliste bir karar veriyorlar. Hı hı. Bu karara göre insanlık bozuldu. Biz bu projeyi yaptık ama bu proje istediğimiz neticeyi vermedi. İşte altın için yaptık, şunun için yaptık, bunun için yaptık ama biz bu insanlık projesini lav edelim diyorlar. Lav etme kabul ediliyor ve doğal olarak olsun bu tufanla nasıl olsa lağvedilsin. Hiç kimse kurtulmasın ve bu bilgi insanlara verilmesin deniliyor. Şimdi bunu Enki insana kendim ben genetik yapıyla ürettim, yaptım, katkı bu kadar ekmek e, uğraştım. emek uğraştım falan diyerek bu yemini de bozmamak için ona yemin ettiriyorlar çünkü. Tabii. Yemini de bozmamak için sazlık perde arasından konuş. perde arasından buradan bak zaten bu tabii perdedir. Bu perde. Bu perde arasından bu dediği gibi Hakan'ın bilgiyi bilgi veriyor, Nuh'a veriyor. Şimdi burada... Yasak olan bir bilgi ama çok çelişki önemli. Çelişki şöyle çıktı ama. Hı hı. Biz şimdi Enki'yi yılan olarak, reptilyan olarak, iblis olarak tarif ettik. Hı hı. Değil mi? Rahmanî sistemin karşısında. Hı hı. Ama burada da Enlil de var. Enlil insanlığın aleyhine karar almış gibi görünüyor. Ben öyle düşünmüyorum. Enki insanlığın lehine... Sanki yardım etmiş. Burada bir açıklama yapmam lazım. Onu açıkla. Tamam. Bu çelişki çünkü çok önemli. Çok önemli bir nokta. Çünkü bu söyledikleriniz tamamen Zekeriya Siti'nin açıklamaları. İşte. Ben de diyorum ki bu satanik bir açıklamadır. Bu işin orijinali şudur. Doğrusu ne o zaman? Burada rahmani şekilde bu işin burada bu bilginin yasak olmasının sebebi bu insan soyuna şu insan soyunun temsilcisi bu arada ve Hazreti Nuh'u. İnsan soyunu yok etme kararı insanlara kötü bir karar değil. İnsanın ilk proto yani son müdahale edilmiş insan Hazreti Adem ve Havva ilk insan değiller. Son müdahale edilmiş insan neslidir ve Kur'an'da da böyle geçer. Sizden önce nice ins ve cin kavimlerini sizden daha üstün özellikler verdik. Hiç mi kalıntılarından akıl edip de ders çıkarmaz mısın der net bir şekilde anlatır. Buradaki olay şu. Yasak elma denilen Adem ve Havva'ya Elma değil siz zaten çok güzel anlatıyorsunuz programlarda da kitaplarda da. Kendi DNA'sını geçiriyor ve bu aslında yine yasak olarak geçiriyor. Yani, yani sisteme Enki karşı yardım geliyor. etmiyor mu? Şimdi enkinin kendi DNA'sını haksızca geçirdiği bir ırkın üremesine dur kararı alınıyor. Şimdi buraya dikkat edin. Enki'nin bu yaptığı hatayı yok etmeye, temizlemeye çalışıyorlar. Çünkü şimdi eğer bütün insanlık yok olacak, melezler de yok olacak, bütün insanlık yok olacak. O da bir hepsini kurtarıyor işte. Şimdi hepsini kurtarmıyor bakın. Burada kime veriyor? Ziyi sudra'ya veriyor. E, tamam. Neden Sudra'ya veriyor? Nuh'a veriyor. Neden? O melezlerden mi demek istiyorsun? Nasıl? Çünkü sudranın Enki ile genetik bağı var. Ama kendi genetiği var. yok olmasın diye yine kendiyle alakadar bir geni kurtarıyor bakın. Bu, bu yine dünyanın... kendi sistemini kurtarmak Ama için şimdi yapılan Kur bir proje. Kur'an-ı Kerim'deki şey tam ters, ters oluyor. Hayır Kur'an-ı Kerim'den ben şöyle okuyorum Buyur. bunu. Bakın bazı şimdi sembol bilimci olarak bakın. Ben oradaki 10 köşeli aslında güneşin kendisini anlatıyor aynı zamanda bilginin kendisi demek. Niye ateş? Çünkü güneş kültü aynı zamanda önemli bir sembol. Kim için Tabii. mu için de geçerli değil Hepsine mi bu? yemen He, hemen hemen e, mu'dan sonra. Ee, güneşi kullanan hemen hemen tüm şeyler biraz panteizmle ilgili tüm yani. bilginin orada olduğunu anlatan bir semboldür. Orada evet. bir ay var. Şimdi onu atlamamız lazım. Bir de aşağıda bunu biraz egzajere ederek söyleyeceğim. Ee, davulumsu bir parça var. Sen perkisyoncu olduğun için <laughs> şimdi. Cem Bey'e benziyor. Şimdi onun ne olduğunu konuşmamız evet. lazım. Çünkü orada anlıyoruz ki paralel bir şey var. Çünkü birbirine yansımış ortada He, da bir yine, ayna görüyorum. Aynen ben. şöyle. Tamam, evet, aynen. Şimdi bunun dışında madden, anti madde anti madde işte paralel bir şey var dedim. Şimdi öyle bakalım. Şimdi biz resmin daha çok ayrıntılarını ben okursak resmi burayı. anlama şansımız olabilir. Size yardımcı olmaya çalışıyorum. Ondan sonra Nuh'un önünde yani Nuh tasvirinin önünde de bir perde, bir yapı bir şey var. Burada Şimdi bahsedilen konu eğer bir tufan olacaksa o DNA sarmallarının yani tüm canlıların canlılara ait DNA sarmalı mı? Evet. Ne gibi Michelangelo biraz önce gösterdiğim piramit e, Nuh'un gemisi gibi evet. bir yapı mıdır? İçinde acaba tüm DNA'ları mı taşıyor? Kesinlikle. Şimdi öyle bakarsak o zaman şöyle oluyor. Belli ki bir şekilde akıl verildi ve Hı -hı. dediler ki onlar da bizden oldu. Yani bu çok net. Ne diyor eğer bizden olursa artık diyor ki onlar aslında şeytana uydular diyor. Doğru mu? Onun için cennetten kovulma başlıyor vesaire vesaire. Fakat kurtulması gerekli de bir yapı varsa buraya kadar olan. Hı -hı. Yani aslında bu aynı zamanda ayna veya hani Burada izleyicilerin daha iyi anlaması için bir perküsyon cihazı gibi olan, hı hı. E, tumba gibi olan yapı aslında e, presesyonu da çağrıştırıyor bana. Presesyon yani, olabilir. Çünkü olabilir. neden? E, bir yapının ters dönmesiyle ilgili Aynen, bir şey var. Olabilir. Yani presesyon aynı zamanda hani takla atmanın dışında hani kelime şeyi olarak, anlamı olarak şöyle de okuyabiliriz. Yani bir şeyin tekrar başlanması da okuyabiliriz. Yani takla atması tekrar 180 derece dönmesi. Burada da 180 derece bir dönüş var. Olabilir. Yani dolayısıyla Nuh tufanını da şimdi e, Sümer tabletlerinin asıl şeyi özü Nuh tufanının kendisini Tabii. anlatır. Dolayısıyla burada e, ben bir şey şimdi empati kurarak gidiyorum. Orada yaşamış olsaydım. Çizeceğim şey nu tufanı üzerinde muhakkak bir gönderim yapmam lazım. Kötü ile iyinin arasındaki kavganın sonucu insanın ne olacağını konuşuyor olmam ve anlatıyor olmam veyahut da bunu bir şekilde bir sonraki nesillere geçiriyor olmam lazım. Ben bunu böyle okuyorum. Doğru. Şimdi burada yalnız yine çelişki çözülmedi. Hakanla aranızdaki çelişki, çelişki. Hakanlarımızda çelişiyor. Hangi yok. çelişkiden bahsediyorsun? Olayın kendi anlatımı içerisinde yani Zekeriya Sıhhi'nin bize aktarımı, şu sembolizme aktarımı içerisinde o delillendirerek anlatıyor da çok da sağlam. Yani kaynakları deliller sağlam. Nasıl sağlamak. anlatıyor? Şöyle diyor. Enki kurtardı insanlığı. Tamam. Enki kurtardıysa bizim yorumumuza göre Enki şeytan veya iblis. E şimdi o zaman Enlil sanki rahmani tarafta. Hayır ama enlil şeytanı Bir dakika şimdi. Enlil en, Şimdi şöyle. Ters oluyor şimdi bu. Şimdi şöyle. Yani aslında bir bakıma anlatılan Zekeri, Zekeriya Siçgin söylemiş olduğu doğru oluyor. Niye? E ee, şöyle diyelim. Negatif taraftan baktığınız zaman dünya insanlığı kurtaran aslında kötülüğün bize göre kötülüğün kendisidir. Ama işte Çünkü bu... niye ...ışığın yani, gelmesi... Yok yok. ...Promethio'dandır... ...bak burada elinde verdiği bilgi... ...tufan olacak... ...sen gemi yap... ...çünkü bu Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle var... ...bizim nezaretimiz altında... Tabii. ...sanayi sanayi kelimesi geçiyor... ...sanayi yani bu sanayiyle yapılan... ...tek teknolojik, yapılmış bir şey değil yani... Değil, bağlantı ...teknolojik var. bir şey... ...ve gözetimimiz altında yani planı verdi... ...boş Hı. bırakmıyor... ...bakalım doğru mu yaptın geminin yerlerini... ...yanlış mı yaptın diye... Nuh'u devamlı yönlendirerek gemiyi yapıyor. Şimdi bu ben mesela bu ayetleri anlamakta çok zorlanmıştım. İlahi bir güç neden yaratığına böyle bir doğal olay karşısında bu şekilde plan vererek başka türlü yollarla bu işi halledebilirdi. Çünkü ilahi bir güç. Ama plan vererek insanoğluna bu şekilde yardım ettiğini bu ayetlerle söylüyor. Ve bu evet. rahmani bir gücün evet. yardımı biz Kur'an-ı Kerim'den bunu öğreniyoruz. Ama burada anlatılan şeyde bir terslik var sanki. Bence şöyle terslik yok. Dediğinize katılıyorum ama iki tane şey var katılmadım. Hem katılıp hem terslik olamaz. Katılmıyorum demeyim. Katıldığım ben. kısımları ha, tamam. var diyeyim. Burada Enki kendi DNA'sını kurtarma peşinde. Ennil DNA'sı klanı ile ilgisi yok onun. Eğer öyle olsa sıradan Bak, başka işte bir... İşte ama Kur'an'a ters düşen hayır, bu. Hayır, hayır, Öteki taraf değil, senin Kur'an-ı Kerim'de... Ben şunu söyleyeceğim, bağlayacağım. Melezler de kurtuluyor, evet, bağla... insanlar da kurtuluyor. Şu, kurtuluyor. Enki Enki insanı yarattı. Yaratamaz. Kur'an'a ters olan budur. kadir mutlaktan ben. başka kimse hiçbir şey yaratamaz. Ama Modifiye kurtarı, edebilir. Kurtarıyor burada. Şimdi bakın kurtartan kim? Kadir'i mutlak. Ama eee Zekeriya ne diyor? İnsanı Enki yarattı. İnsanı anunaki yarattı. Yok, yarattı demiyor İ canım. Yarattı İnsan olarak şey Pro şey prototip vardı. O prototipi geliştirdi. Yani Homo sapiens sapiens yaptı. Yani de duale var ama bunları yarattı olarak yani genetik e, algılayanlar var maalesef. Şöyle ki. evrimsel bir sıçrama insanoğlunda var mı yok mu bu tartışılan bir konu zaten. Hı -hı. Yani mesela bizim konuşma yeteneğimiz nereden geldi? Bu konuşma yeteneğinin olabilmesi için birçok iddia var. Diyorlar ki mesela belki de 150 milyon yıl daha geçmesi lazımdı. Ama evet. bu çok sanki hızlı oluyor. daralmış, hızlanmış gibi. Şimdi bu gibi genetik müdahaleler, müdahaleler bugünsel olu yapmaya kesin. çalışıyor zaten. Bunu e, çalış yapıyoruz. Ha. Bugün genetik müdahale ediliyor. E, bu iddialara göre Anunnakiler bunu yapmış. Tabii. E Anunnakilerden de Enki yapmış. E, enki de bizi şeytani yorumladık. O zaman nasıl oldu bu iş? Şöyle. Yani, şeytan değildi ki bunu yaparken. Bakın yaptıktan sonra şeytana dönüşüyor. Yani cennette Enki şeytan mıydı? Sı işte kurtarırken şeytanken mi kurtarıyor o zaman? Bu da ters oluyor. Şöyle bir şey var. Bence İkinci büyük hatası bu oluyor. İlk hatası e, ilk insana müdahale etmek. Ben... İkincisi de yine e, e, Nuh'a, piştime bu bilgiyi, o sistemi bozacak şekilde bu bilgiyi Şöyle vermesi olmuş diye düşünüyorum. Bu e, şey e, Sümer kayıtlarındaki bu anlatılanlar ya yanlış yorumlanıyor ya da bu kayıtlara... O günkü insanlar Anunnaki'lerden aldıkları bu bilgileri yanlış kaydetmiş olabilirler. Yok ben çok net orada belli. Niye bu kadar yoruluyorsunuz? Kur'an-ı Kerim'de ters ya? Hayır Kur'an'la ben e, benzer bir şey anlatacağım. Serpent Ademe bilgiyi verdi. İddia. E, daha... Bak şimdi. <laughs> Ve ters dönerse bir şey yani var olan sistem ters döndüğünde yok edilme kavra Artık Ademe geçti. Hı. Serpent yok Aynen artık. Öyle. Tamam Belki mı? O, burası yani yok. şimdi bir o de şöyle şey, okumanız ya, aynen şimdi belki bakın de burası. O şey, arkadaşlar şöyle bakacaksınız bak şimdi yazıyı sağdan mı okuyacağız soldan mı okuyacağız aynı mesele çıkartmamız karşımıza. tamam mı şimdi dolayısıyla bak Ademe verildi bilgi. bilgi bilgi ters döndüğünde ve yok edilmesi gerektiğinde de muhakkak ve muhakkak bak orada Nuh ikinci bir hayat başladı diyor çünkü o ikinci bir hayatı temsil ediyor bana göre Fum şimdi tatil. şöyle yapalım mı? E farklı bir yere götüreceğim sizi. 6 numarayı bir verelim Konuşuruz, mi evet. ekrana? Ne diyor Gel numara? Hakan. Onda tartışın. Yok bende 6. Bunu tartışınız, Açmaya bırakalım. Tamam. Uzun mı? konu. Sonra Önemli tekrar. Uzun. Tabii, tabii. E, bu değil. Bu değil. 6 numarayı vereceksiniz. Evet, şimdi yine bir Twitter'dan bir şey paylaştım ben. Insider dergisi diye Amerikalı bir dergi var. Zuckerberg'in e, Metaverse'ü bildiğimiz dünyayı parçalayabilir diye bir iddiası var ve de diyor ki gerçekçiliğin engellemesine ve kutupların daha da kötüye gitmesine yol açacaktır. Evet Kutuplaşmanın. Kutuplaşmanın. Tamam mı? Hı -hı. Dolayısıyla e, şöyle diyor, Petra Ejin baş e, yapay zeka sorumlusu. Ee, Ahmet İman diyor ki sınırsız bir sanal dünyada yöneten ve e, uygulayan varlık kim veya kimler olacak? Bak bu çok büyük bir soru. Evet Yani diyor ki burada aslında Ahmet İman sınırsız bir dünyaya gidiyoruz artık. Burada aslında söylemek istediği kibarca söylemiş uygulayan varlık dediği kim tanrı olmaya çalışıyor diyor. Evet, Buna karşı... Bir numarayı verelim mi aynı şeyden yapıdan? Yine bir tweet paylaştım. Bu Chris Magazine, Hristiyanlara ait, Amerikalı Hristiyanlara ait bir magazin dergisi. Ben buradan arada sırada takip ediyorum. Ne düşünüyorlar diye bakıyorum. Diyor ki Facebook sanal gerçeklik olan Metaverse'ü tanıttı. Biliyoruz. Diyor ki Chris Magazine Metaverse Yılların diyor, yılların diyor, cennette Adem ve Havaya yasak meyveyi yemeleri için verdiği elmanın kendisidir. Aynen. Biraz önce söylemiş olduğun Kesinlikle. yıldızın kendisidir. Evet. Yani Prometheus'un vermiş olduğu ateşin kendisidir Kesinlikle. diyor. Ruhlarımızı kaybedeceğiz, tanrısal olacağız. Bak, tanrısal olacağız. Altını çizin ve lanetleneceğiz. Burada daha devam ediyor. Senin dediğin kavrama da geliyor. Diyor ki, bu lanet diyor aynı diyor Babil Kulesi'nin laneti gibi bir lanetle karşılaşacağız. Çünkü herkes diyor aynı dili konuşacak. Şimdi bak bağlantıyı da kurmuş adamlar. Yani yılanın cennette Adem ve Havva'ya yasak meyveyi yedirdiği gibi şimdi metaverse bir yasak meyvanın e, insanlığa sunuşu mudur? Olabilir. Şimdi bunu tarihi bilgilerinle yani daha doğrusu kadim medeniyet bilgilerinle bir açıklamanı istiyoruz. Sen de tabi burada yorumların önemli. Evet, evet. Efendim yine ufak bir reklam arası hemen Metaverse'e döneceğiz. Kayıt dışı devam ediyor. Serhat Ahmettan ve Hakan Yedican'la birlikte gerçekleri konuşmaya çalışıyoruz efendim. Nerede kalmıştık? Aslında bir hatırlatma yapalım. 6 numarayı bir daha verelim mi ekrana? Hem de stüdyoya verirseniz sevgili yönetmenim daha net anlaşılır. Şimdi efem, ee, ben bir tweet attım. Bu tweette şu diyor: Insider dergisi diye bir dergi var. Bu dergi Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan önemli dergilerden bir tanesi. Bu diyor ki, Zuckerberg'in diyor metaverse'ü Bildiğimiz dünyayı parçalayabilir. Yani biraz daha tabii tweet'te e, az hani kelimeler sınırlı olduğu için ben biraz daha açarak anlatayım. Fiziksel parçalanma Buna değil Buna diyor dikkat etmeniz lazım. Eğer dikkat etmezseniz diyor gerçekliğin engellenmesine ve kutuplaşmanın artmasına sebep olacaktır bu. Gerçekler eğer bir şekilde engellenirse yani gerçek olan her şey... İnsanlar diyor kutuplaşmaya başlayacaklar bunları yaşayacaksınız diyor ve e, Amer İman'da diyor ki bu çok güzel bir laf onun için dendene alarak e, sizle paylaştım. Sınırsız bir sanal dünyayı yöneten, e, uygulayan, yöneten ve uygulayan varlık kim veyahut da diyor ne olacak? Yani aslında diyor ki sınırsız diye belirlenilen metaverse'ün tanrısı kim olacak? Bu büyük soru. Yine söylemek istiyorum bir numaraya gelip onu da anlatıp konuklarımıza bunu yorumlamasını e, soralım veya yorumlasınlar bize bir numarayı da alabilir miyiz e, efendim e, Crisis diye bir dergi var bu Hristiyanların e, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir bölümünün e, magazin magazini dergisi yani <laughs> Facebook sanal gerçeklik olan Metaverse'ü tanıttı diye başlıyor ve diyor ki Crisis ma magazin Metaverse Yılanın cennette Adem ve Havva'ya yasak meyveyi yedirmeleri gibi bir diyor olayın ta kendisidir. Bunun için diyor dikkat edin diyor. Ruhlarımızı kaybedeceğiz. Yani metaverse e giren insanlar ruhlarını kaybedecekler ve kendilerini tanrı gibi hissedecekler ve diyor hepsi lanetlenecektir. Efendim unutmamak lazım. Semavi dinlerde ee, elmayı tatmakla birlikte insanoğlu aynı burada gibi burada olduğu gibi ruhunu kaybetti. Yani çünkü var olan tertemiz saf ruhlarını kaybettiler ve birinci e, günahı yani aslında utanmayı öğrendiler. İlk duygunun kendisidir. Onun için bir bakarız ki önlerine biliyorsunuz e, çınar ağacı veya dut ağacı kimine göre yaprağını koyarak e, saklanmaya başladılar ve lanetlendiler. Çünkü lanetleri onların çalışmak ve ölümlü olmaktı. Ve burada da şöyle der, bilhassa Tevrat kaynaklarında, onlar da bizler gibi oldu. Yani tanrılaştı. E, Krisis magazinde bunu örnek vererek gidiyor. Ama e, baktığımız zaman e, fıkıhçılar da, İslam fıkıhı tarafından baktığımız zaman da aynı yorumlar yapılıyor. İlk senle başlayalım. Bir 10 dakikan var. Senin de bir 10 dakikan var. Yorumlarınızı alalım. Evet. Tamam. O zaman önce bu şeyden gidelim. Sonra bir önceki görseli de açıklayalım. Şimdi bana bu ne geliyor? Metaverse bir kere yılanın cennette Havva yasak meyvesi. Neydi bu? Kendi DNA'sını aşılayarak bizi melezleştirmesi. Bakın bir melezlik olduğu zaman saflığınızı kaybediyorsunuz demektir. Bu da eşittir benim dünyamda matematiğimde frekansın düşmesidir. Bakın insanın frekansı düştüğü için. Bakın çok önemli Yükselse bir şey. Yükselse de bir şey fark etmiyor. Frekans bozulmuş oluyor aslında. Şimdi evet. Tabii. Yani evet. ne yaparsanız yapın. orijinalliğini kaybediyorsunuz orijinalliğini ve artık orijinali iyi de olsa kötü de olsa kaybediyorsunuz. Evet. Yani mesela tamamen kapkaranlık bir şey var. Melezleniyorsun. Grileşiyorsun. O, o karanlığını kaybediyor. Öbürü aydınlığı. Bu yüzden melezleşmek iyi değil. Bu bir aslında işte o yüzden suç. Buradaki ...bana göre bu benim iddiam. Başlangıçta suçta Çok... sonradan suç değil. Ya yani O şeyde suçmuş şu zaten. Şu anda dünya üzerinde... E, homojen olması Ha Şu lazım. dünya insanı için konuşmuyorum. Onların yaşamış olduğu boyuttaki... ...kendi kuralları adına baktığımız zaman. Cennetten bahsediyoruz. Evet cennet evet. her neresiyse artık boyut mudur frekans mıdır? Ben şöyle düşünüyorum. Burada melezlenme frekansı düşürdüğü için... ...bakın kendi aralarında... Anunnaki gibi melezlenmiyorlar... Fiziki bir yapıya kavuşuyorlar. Utanç duydular ve örtündüler dediği neresini örtüyor? Ee, evet üreme evet. organlarını örtüyor. Bakın üremeye yani dualite kavramına mecbur kalıyor. Neden? Bence cennette üreme bu şekilde değil çünkü. Neden? Çünkü fiziksel yapı metafizik bir yapıda ve metafizik frekansı düştüğü için fiziksel dünyaya başka bir boyuta başka bir aleme kovuluyor. ...bizim şu an içinde yaşadığımız Biraz fiziksel... Biraz ben karşı çıkacağım ama Yani neyse. olur. E, yeme içme şey var. var. <laughs> yeme içmenin olduğu yerde her şey somut olması lazım. öyle Ama, ama yeme içmeyi frekans şeyden, arttırmak olarak düşünelim. Yeme içme olduğu zaman somut oluyor. Şimdi sen o zaman hiç yemeden içmeden yaşaman lazım cenneti eğer soyut bir şey diyorsan. Ama somut. Yani bütün buradan istifade edip yiyip içebilirsiniz diyor. Şu ağaç yasak diyor. Sen yiyip anlat içmeyi, yine. beslenme... Ve enerji olarak alırsak, yani İlk biz neden enerji içiyoruz? zaten? İşte Ama somut bir ki... şey yiyerek, mesela şekeri ben çayın içine atıyorum, çay içiyorum, çay da somut, şeker de somut. Bu oradaki yaratıkların da yaşantının da her şeyin de somut olduğunu anlatıyor bize. Yani aslında onun söylemiş olduğu bir metaverse örneğinden gidecek olursak. Metaverse'ü ben bak, başka türlü. yorumluyorum. Yok, yok. Şimdi o yorumunu alacağız. Evet. Metaverse örneğinden gidecek olursak, bunlar metaverse'te tabii somut şeyler var mı? Tabii görüyorsun koklayabilirsin Somut tatabilirsin de zan ya aslında onların hepsi bir sembol olabilir diyor haklı. Aynen Doğru mu? ben de şöyle diyorum. Metaverse kelimesine de baktığımız zaman bana şunu tınlatıyor. Yani buradaki şeyde kelimelere baktığımız zaman meta ötesi verse universe yani evren evren, evren. evren ötesi. Bakın yeni evren. Yeni boyut. Yeni bir frekans boyutuna bizi sokmak istiyorlar. Bu da nasıl olacak? Yeni olur. frekans boyutu nasıl olur? Biraz önce bizim söylediğimiz iddia ettiğimiz şeyle olmaz mı? Elektron proton yapısını ters çevirdiğiniz zaman ne olur? Cinlerin şu anki boyutuna biz çıkmış oluruz. Metaverse yani bizim meta öte dediğimiz bizim Zülkarneyn setliğiyle çekilmiş sınırın ötesine geçirmek. Ya da onunla ilgili bir böyle döngü olabilir. Çünkü bir paralel evren var bir de çoklu evren Omniverse var. Şimdi bu kavram nereden çıktı? Metaverse bir şeyin ötesi. Ve bu frekanslarla hep anlattığım bir şey var. Biz 3 boyutlu kısımda frekansların <laughs> dalgalandığı belli bir bant aralığı var. Siz bunun aşağısına da insiniz, yukarısına da insiniz bu boyuttan çıkıyorsunuz. Yani metaverse olmuş oluyorsunuz. Bu boyutun metasına, metafiziğe geçiyorsunuz. Fizik ötesine. Ben bunun böyle de düşünebileceğini düşün e, e, aklıma getiriyorum. Gerçekliğin engellenmesi dediği zaten direktman hologram teknolojisi iyinin kötü olarak Kullanılması ve bunları eğer yine kabul edersek burada ne oldu cennetten kovulurken bize elma dediği kendi genlerini aktarırken size tanrı gibi yapacağım, ölümsüz olacaksınız diye kandırıyor. Fakat tam tersi fiziksel olarak dünyaya kovuluyoruz. Bakın bu bir kandırma değil mi? Zaten bu yüzden de suçlanmamış mıydız Bu suçu işlemişti. Ben bunu bu şekilde algılıyorum. Diğer şeye geçebilir miyiz? Ha geçmiş miyiz? Hmm. Metaverse bildiğimiz dünyayı parçalayabilir diyor. Ama ne yönden? Fiziksel yönden demiyor. İnsanları ikiye ayırıp birbirine düşman kampa sokabilir. Zaten bu insanlığın başında. Şimdi Adem'in iki çocuğun birbirini öldürmesi meselesinde var ortaya çıktı. Ben de fiziksel olarak değil de sembolik olarak bakıyorum. Sembolik Siz, zaten. E, bu sembolü şöyle alıyor. Fiziksel değil yani. Habil fiziksel ve kabil. Fiziksel ama toplumsal alanda fiziksel. Yani dünya böyle e, taşıyla toprağıyla parçalanacak değil. Tabii tabi. İnsanlar birbirine kaynayacak. Ben yani... de şunu söylüyorum, metaverse burada parçalanabilir derken, ee şöyle her şey kötüye gidebilir. İyi anlamda olmuyor. Bakın habille kabil de zaten birbirine zıt olan iki tane enerjinin arasını açarak işleri kötüleştirmeyi öğretmişti. Yine aynı hmm, şeye geldik. Yorumlar. Yani oradaki kara büyü'nün ya da kabalın kabadizmin kullanılması şu an karşımıza metaverse dünyası olarak hologram olarak çıkıyor diye düşünüyorum. Çok önemli bir şey daha var. Sınırsız bir sanal dünyadan yöneten. Bakın, sınırsız sanal dünya dünyadan birileri burayı yönetiyor. Kim bu? Bana göre iblis. Çünkü tamam. orada bir yönetici var ve uygulayan varlık kim veya ne olacak diyor. Bakın bunun insan olmadığını bence çok net anlatmaya çalışmış kendisi. Bu kim olacak ya da hangi varlık olacak diyor. Bana göre tamamen bu iş satanizm, iblis ve enki varlık bağlantılı olarak karşımıza sunuluyor. Cennetten kovulduğumuz DNA'mıza ve bu frekanslarımıza sahip çıkamadık. Özgür iradeyle bu seçimi yaptık ve ilk şeyi düşüşü yaşadık. Fizikselleştik. Yani aslında diyorsun ki seni kandıran var kanmasaydın kardeşim. Aynen i̇şte Doğru olan bu. Ne diyorsun sen? Şimdi ...Sat suresinde iblisin Adem'i kabul etmemesi yani secde etmemesi orada sembolik olarak anlatılıyor ve onun neticesinde kovulması sonucunda iblis şöyle bir öneride bulunuyor. Bana biraz süre ver. Ben göreceksin benim haklı çıkacağım. Bütün bunların hepsini senin doğru yolun üstüne oturup çevireceğim ve çok azı hariç hepsini sana isyan eder halde bulacaksın. Sadece salih kulların müstesna. Şimdi burada bir şey var. İblisin kendi sistemini e, kabul ettirmesi. Yani bu insan projesi doğru değil. Sen bunu yapmamalıydın diye Tanrı'ya veya Rab denilen oradaki o varlığa karşı itirazı var. Biz şimdi bunun yansımasını hadislerde bana göre bu Metaverse Deccali sistemi anlatıyor. Tabi tabi. Deccal'ın bir arabası vardı veya uçağı vardı. Hadis-i şerif. K kabul eden eder, etmeyen etmez. Fark etmez. Peygamberimiz söylemediğini iddia edenler olsa bile bu hadis-i doğru değil dese bile bu kaynaklarda nereden baksan en az 1200 1300 senelik veya 1100 senelik bir kaynaktan geliyor. Yani bunu sıradan bir insan söylemiş olsa bile çok acayip bir şey söylemiş Tabii. ki bugünü tarif ediyor demektir. Ama ben peygamberimizin sözü olduğuna inanıyorum. Şimdi burada diyor ki bir arabası vardı, bir uçağı vardı. Bir tarafı cennet, bir tarafı cehennem. Siz onun cennetine girerseniz Allah sizi cehenneme atar. Siz onun cehennemine girerseniz Allah sizi cennete koyacak. Şimdi bu ne demek? Bu öyle bir sanal dünya yaratacak ki sana. Cennet gibi gösterecek Tabii. fakat sen burada esir olacaksın. Cehennemin içinde fark edemeyeceksin. Çünkü ruhunu satmak zorunda. Ruhunu da satacaksın. Allah'ın rahmani sistemine ters bir evet. konumda olacaksın. Evet. Ve iblisin başlangıçta bana izin ver. Bak bunları göstereceğim sana isyan edecekler falan demesini haklı çıkartacaksın. Onun cennetine girersen işte bu da sahte cennet. Bunun cennetine girmeyenler çok zorlanacak. Onlar da ce, gerçek cennete gidecekler. Yani onlar o iblisin dediği çok az müstesna kullar Kesinlikle. arasında olacaklar. Şimdi bu cennete girmeyince, sahte cennete girmeyince ne bir şey alabileceksin, ne bir şey satabileceksin, yaşayamayacaksın, zorlanacaksın, şu olacaksın. Bu dijital para sistemi, evet. her şey kayıtlı, kuyutlu, öyle cebinden şimdi gidip de bakkala bir şey almaya benzemiyor. Ondan sonra her şey yani yatacak yer bulamazsın, yiyecek bir şey bulamazsın, hiçbir şey yapamazsın. Yani buradaki aslında Ahmer İnam'ın... dediği doğru i̇şte oluyor ki, diyor ki kim veya ne diyor aslında <laughs> e, üstün varlık olacak. Ha, burada bir sıfır diyorlar, Tabii. işte bilmem kim Fırada diyorlar. Yapıyoruz. Yani esasında olaylar dünyanın fiziksel sınırlarını da aşan bir yere gidiyor. Aynen ve oradan. Dünya üzerinde kendilerini o sisteme öykünerek bağlamaya çalışan bir grup vasıtasıyla dünyada bir hakimiyet kurma peşindeler. Evet. Ve o hakimiyet neticesinde de insanlığı bu şekilde sahte cennetlerle, şunlarla, bunlarla bir şeyler yapmaya Zaten çalışıyorlar. sahte cennetin bir şekilde yani ters tarafın, negatif tarafın kuracağı yazılı değil mi? Benim babaannem şöyle derdi. Ben yaramazlık yapınca... Teccal derdi, teccal. <laughs> teccal deyince yani sen yani öyle bir şey yapıyorsun ki insanlığın ruhuna aykırı. Çünkü orada ben ortalığı karıştırıyorum. <laughs> tamam. Yani insan bu da işte Deccali sistem. Yani evet. sana sahte bir cennet sunuyor. Evet. Ama o cennet gerçek cennet değil. Şimdi ona inanan da çok kişi olacak evet. ve dalacak oradan dünya menfaatlerini... Burada şuna bakmak lazım. Her şey bundan ibaret mi? O zaman her şeyi yapalım. Yani hiçbir kural tanımayalım her şey. Çünkü her şey burada kalacak yapanın da yanında kalıyor. Hayır. Kur'an-ı Kerim diyor ki sen bunu dengelemen lazım. Neye göre? Bunun görünmeyen batın kısmı var. Sen şimdi göremiyorsun. Ahiret diye gerçek bir hayat var. Bu ahiretle bunu dengelemezsen ben bunu zahir esmasında anlatıyorum. Evet. Ahiretle bunu dengelemezsen dünyanın içinde görünmeyen batına düşersin. Bu görünmeyen Batum sana çok yaldızlı bir kapıdan içeriye gir, burada çok para kazanacaksın, şöhret olacaksın diye vaat eder. İçeriye bir girersin, arkada kap karanlık bir dünyaya olursun. girersin. Orada Kaybolur hem dünyayı girersin. kaybedersin, hem şöhreti kaybedersin, kendini de kaybedersin. Eklemek istediğim bir, bir şey var mı? Hani bir şeye dönmek, bir şeyi hatırlatmak eksik kalan. Aslında eksik kalan çok şey var. Şimdi şöyle belirtelim, ee, sevgili dostlar, bir dahaki hafta kısmet olursa yine Cuma günü. ...astroloji işleyeceğiz. Yani Hande Kazanova ve Öner Döşer'le birlikte... E, ...zannediyorum 3 Aralık'ta... ...yani tarihi yanlış söylemezsem... ...Cuma günü, yani bir hafta sonra Cuma günü... ...efendim 2022'ye... ...2022'de astrolojiye göre neler olacak... ...bunu konuşacağız. E, ondan sonraki hafta ise... E, Aramızda çok sorularınız geldi. Ben de ilk defa bir programın ikincisini çekmek istedim. Hem Hakan'la hem de Serhat'la birlikte yani iki hafta sonra Cuma günü bu programın kalan kısmını konuşmaya çalışacağız. E, Tabi sorular var. Arda demiş ki yahu demiş Ertan abi demiş bu Zekeriya denen adamın ismini bile doğru söyleyebilen yok. Şimdi bakın. Bunu, bu adamın ismi biz Zekeriya diye söylüyoruz. Veya söylediğimiz genelde konukların veya da nereye gitsem Zekeriya derler. Aslında bunun ismi Zeç Harya'dır. Yani öyle okunması lazım. Ama şimdi şöyle oluyor. Bir elin ecnebisi sizin isminizi Ahmet diyecek veyahut da bana Ertin derler mesela yurt dışına gittiğim zaman. Hemen etrafımdaki insanlar bir yabancı bana Ertan dediği zaman alkışlamaya ulan Ne güzel söylüyorsun. E, acayip söyledim Bir daha söylesene filan. Bizlerden birisi birisinin ismini herhangi bir şekilde biraz yanlış söyleyince hemen bizi hani e, hani olmaz yani nasıl te telaffuz. Bunlara aldırmayın. Gözünüz zekerimde Zekeri'de geçiyor. Ya. Yani Kur'an e, kaynaklı adamın ismini söylüyoruz. Zekâ. Zekeriya. Yani e ee, de diyebilirsin soyadına. Aslında orada bakın sithind dedim. İyi dinleyin ne demek istediğimi. Bu zeyle de okuyabilirsiniz. Seyle değil. Bunu da ardaya e, eklemiş olalım. İsimlere değil fikirlere ee, de bakalım. Fik yani şöyle <laughs> e, eninde sonunda Edison da diyebilirsin. Edison da diyebilirsin. Önemli olan Hani onun konuşmacının ne söylemek istediğini anlamaktır. Çok aldırmayın isimlerin nasıl söylendiğine. Bunun da ayıbı olmadığını söyledim size. Önemli olan fikirler dedim. Hakan son iki dakikadayız. Bir dakika senin, bir dakika senin. Evet. Neler söyleyeceksin? Ya Burada deccali sistemi ayırt etmenin e, önemini ve artık bunun için zaman kalmadığını ve bunun ne kadar gerilere gittiğini Tüm bu piramitlerle Mısır piramidi, Bosna piramidi yok, eritilmiş kaya şudur budur. Tüm bunların aslında bir deccaliyetle, de, Anunnakilerle olan bağını din ve mitolojilerin bu konunun tam göbeğinde olduğunu ve bunları anlamak istiyorsak multidisitler 360 derece konuların etrafında dönecek kadar çeşitli dallarda yani minimal. Çeşitli dallardan bakmamız lazım. Bakmamız gerektiğini evet. ve bunun içinde geç kalmamak zorunluluğumuzun olduğunu Anadolu'muzun ...tarihin ve bu enerjilerin merkezi olduğunu, insanlığın merkezi olduğunu ve bizim bunları es geçme şansımızın olmadığını... ...yani İsviçre'de yaşayan umurunda olmayabilir bu konu, onu çok etkilemez belki ama bizi şu anda da çok etkiliyor... ...ve bundan sonra daha da hızlı etkileyecek doğru bir seçim yapmak için kesinlikle tarafımızı belli etmemiz lazım. Evet, ee, bir soruyla Şimdi, evet, soruya cevap dersen... Tamam. E ee, Ertan Üzayd Bey bu anlattık anlatılanlar insanlığın geleceğine ne gibi katkısı olur demiş Adem evet, Darçın tamam. Zaten ben de onu söyleyecektim şimdi. Evet. Bak burada Tevapı dedi ki korkunç. milattan önce 38 bin, milattan önce 10.000, milattan önce 2023. Yani bu olay biz çok binlerce sene öncesine ait kalmış hikayeleri mi anlatıyoruz burada Allah aşkına? Bizim burada anlattığımız insanlık tarihi, insanlık tarihinin başından sonuna ve bugünü de çok derinden etkileyen bir mücadelenin kökenlerini anlatıyoruz evet. ve bugüne getirmeye çalışıyoruz. Bugün Suriye'de, Mısır'da, Libya'da, efendim Kafkaslar'da e, Türkiye'ye yönelik hareketler bütün bu projeler neyse işte bu sistemi anladığımız zaman burada bizim başımıza gelecek olan veya gelmeyecek olan veya yapılan planlar nedir? Ekonomide neler oluyor? Neler yapılıyor? Bunların hepsini anlama fırsatımız evet. oluyor. Yani bu e, bir dahaki Cuma değil, sonraki Cuma, evet. iki hafta sonra Cuma yine aynı ekiple birlikte olacağız. Bir dahaki hafta Hande Kazanova ve Öner Döşer'le birlikte olacağız efendim. Bu haftanın sözü Ulu Önder Atatürk'e ait. Büyük ve tarihi olayları ancak büyük uluslar yaşar demiş. Sağlıcakla kalın, bir dahaki hafta görüşmek üzere.